kızım evlenemez, evlilik sorumluluğu alamaz ki. Huzurluyum, mutluyum. Olay bitmiyor, skandal bitmiyor. Türkiye onları konuşuyor. Gülşah'ın annesi de telefon attın. Kızınız Gülşah nerede? Gülşah kırdı. Ahmet'in annesiyle. O da engelli, onun da raporu var. Ben bunun bağışına nereden biliyor? Hayır, sen de bakma. Ahmet, Fatma ve Gülşah dışında başka engelli kızları da kandırdı mı? O evde ne dönüyorsa annen her şeyden haberi var. Gel yanıma, haber koparıyorsun seni. Gel yanıma, elimi açacağım seni. İstemiyorum seni. Gel anamıza. Ahmetciğim, ne eş olup ne senin iki tane Gülşah'tan dünya getirdiği çocuğuna ana olur. Ne yapayım, boşayayım mı? Boşayayım mı? Vallahi boşanın. Boşayayım mı? Boşayayım mı? Vallahi boşanın. Duyduklarından sonra Fatma ne karar verecek? Yeni mağdurlar konuşacak, yer yerinden oynayacak. Akıl almaz suçlamalar, herkesi şoke edecek iddialar. Gizem nereye kaçıyor? İstanbul'a. İstanbul'da kim var? Hakan diye bir adamın yanında. Evden çıkar çıkmaz bu adam eve geliyormuş. Ondan sonra bana diyor ki bu isim, iki çocuk seninle değil diyor. Bugün hesaplaşma vakti. Dört çocuğunu bırakıp Hakan'a kaçan Gizem stüdyoya geliyor. Hakan'la mı berabersin? Evet ablacığım. Ablacığım ben canlı yayına katılmak istiyorum. Bekliyorum. Neredesin? Hemen aldırıyorum seni. Tamam ablacığım. Şimdi Esra Erol'da. Susacaksın. Bizim yuvamızı yıkan Arzu değil mi? Arzu değil. Ben ona hodri meydan dedim. Benimle yüzleşmeye yüzü mü yok? Kapat o çeneni. Son sözler söylenecek. Arzu 17 yıllık yuvamı yıktı. Koruyamazsın. Gelsin. Hodri meydan. Sen kimsin be? İstemiyorum kardeşim. Ben de seni istemiyorum. Beni bitirdin be. Bitirdin beni be. Ben şimdi nereye gideceğim? Bak bakalım. Bırak otur. Zalike. 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 Son karar verilecek. Kardeşiniz telefon attığında... Arzu değil bizim sorunumuz. Kendisi bizim sorunumuz. Biz bu kadından yeter artık. Zalike ile Akif Kürşat geliyor. Ben çocuğumu şimdi alacağım. 10 yıldır aklınız neredeydi? Boşanmak için ne gerekiyorsa... Tazminatımı istiyorum. Benim param yok abi. Büyük yüzleşmede son perde. Şimdi Esra Erol'da. Kapat o çeneni. Sen kimsin ben? Susacaksın. Kardeşim dünyaya getirdiği gün babam vefat etti. Annem kardeşimi dünyaya getirdiği gün kucağıma verdi. Sizi polis getirecek dedi, yuvaya koydu. Film gibi bir hayat hikayesi. 5 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybeden ve ardından evlatlık verilen bir kız çocuğu. Kardeşimi yuvadan işte 2006 yılında başka bir aile aldı. Ben 2007'de başka bir aile aldı. Şimdi ben kız kardeşimle annemi arıyorum. Nurgül'ün tek isteği annesi ve kız kardeşini bulmak. Onları bulmak, onlarla hasret gidermek istiyorum. Esra abla sana sığındım, sana güvendiğim için buradayım. Lütfen bana kız kardeşimi bulun ve annemi bulun. Şimdi Esra Erol'da. Büyük aşkı Abdullah'a şiirler yazdı. Sonunda şiir yazdığı adama kaçtı. Evinize bir arkadaşınız vasıtasıyla biri girip çıkmaya başlıyor. Evet, he, kim aynen. Evinize giren kişi? Abdullah Altıtay. Devamlı girip bizi seyrediyor. Peki bu Abdullah Bey evli mi? Beraber evli bir çocuğu var. Peki Abdullah telefon hattındaymış. Özlem Hanım sizinle mi beraber? Yok ablacığım ben de değil. Siz de Özlem'le beraber kaçtınız mı Abdullah Bey? Hayır. Abdullah'a kaçan Özlem stüdyoya geliyor. Neredesiniz? Sivas'tayım. Abdullah Yalan Bey'in yanında mısınız? Evet. Karı koca tüm kozlarını stüdyoda paylaşacak. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Siz bizim sesimiz oluyorsunuz. Nefes aldıkça umut hep var. Benim çocuğumu kurtar. Kızımızı buldu sevgili seyirciler. İyi ki bizim gibi insanlara ayakta tutuyoruz. Erkeklerin de kadınlara da yardımcı olun. Allah razı olsun. Yeniden doğdum. Bin sayın. Her türlü sorunuzda ben buradayım. Yalnız değilsiniz. Kim arar söyle kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar. Kim arar söyle kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem.
geldiniz. Alkışlar size. ATV ekranlarından, ekranları başında bizlerle buluşan kıymetli seyircilerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Çayınız, kahveniz hazırsa biz programa başlamak için heyecanlıyız ve hemen de başlayacağız. Stüdyodaki konuklarım da yerlerini aldılar. İlk konuğumu davet etmeden önce programdaki asıl amacımız kötüye gideni döndürmek, iyi olanı da her zaman desteklemek. Bazen evden kaçıp gidenler var. Ev içerisindeki olumsuzluklardan bahsediyorlar. Kimi bunu abartarak anlatıyor. Gittiği yerde iyi olduğunu ispatlayabilmek için ama gözden kaçırdıkları bir şey var ki burada da bu kadar yıldır bir deneyim var. O deneyim de o gittiği yerde daha da kötünün merkezinde olacağı. O yüzden de amacımız aileyi bir arada tutmak. Siz de ailenize sıkı sıkı sarılın. Şimdi ilk konuğum sevgili Nurgül. Karşınıza gelecek. İlk çocuğunu kucağına almış, ikinci çocuğu karnında. Ama köklerini arıyor, biyolojik annesini. Bir buçuk, hatta yeni doğduğu zaman evlatlık verilen kardeşini aramak üzere geliyor. Ne kadar evlat edinilse de, bir aile içerisinde büyüse de o kökler, o gerçek onun hep merak ettiği şey. Bakalım onunla nasıl bir yolculuğa çıkacağız. Buyursunlar. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Kaç aylık hamilesin? 2,5. Ay maşallah. Nasıl geçiyor hamilelik? Çok şükür iyi geçiyor. Buraya geldiğimde biraz kanamam olmuştu. Ama heyecandan dolayı tabii. O da çok şükür kalp atışını falan dinledik. Müdahale ettiler ekip arkadaşlarımız. Teşekkür ederim size. Öyle yani. Gayet iyisin yani. Sağlığın çok iyiyim, yerinde. Çok iyiyim. Evet. Allah şimdi şükür. İki çocuk annesi. Evet. Evli. Kaç evet. yaşında? 23 yaşındayım. 23 yaşındayım. Tam. 23 yaşındasın. Evet. Mutlu musun? Evliliğin nasıl gidiyor? Çok şükür çok mutluyum. Severek evet. mi evlendin? Evet. Kaçarak evlendik. Bana kaçmak deme. Severek evlendik evet. Nereden kaçtın? Niye kaçtın? Bir arkadaş sayesinde tanıştık. Tanıştınız. Öyle de kaçtık yani. Aman Allah aile huzurunuzu daim etsin. Sağ karşılıklı sevginiz daim olsun. İyi bir ailede çocukları büyütün. Sen şimdi ailenin kıymetini aslında önemini en iyi bilenlerden birisin. Evet. Bir tarafta bir yurt hayatın. Evet. Diğer tarafta da seni evlat eden aile tarafından da yetiştirildin. Evet. Aile senin için çok daha kıymetli olmalı. Onlar benim için çok değerli. Büyüten ailem benim için çok değerli. Onlara saygılarımı, sevgilerimi çok seviyorum onları. Çok mutlu bir çocukluğum oldu. Öyle çok seviyorum ki yani. Hiç öz çocukları gibi beğendiler beni. Çok gördüler. Ay Allah onları korusun. Buradan da biz de sevgilerimizi amin, gönderelim. Amin. Allah razı olsun. Hatice Necmettin Reçber çifti tarafından evlat ediniliyor Nurgül. Evet. Peki Nurgül Esrarol'un kapısını niye çaldın? Ben 2005 yılında annem kardeşimi dünyaya getirirken babam vefat etti. Ama annem bize bakamadığı için bizi yuvaya koymak zorunda kaldı. Ben de 2006 yılında kız kardeşim başka aile aldı 1,5 yaşında. Ben de 2007'de başka bir aile aldı. Sonra kız kardeşimle yollarımız ayrıldı. Bu yüzden ben onlara hiçbir şekilde haber alamıyorum. Biyolojik annenin adı nedir? Selver Ayçiçek. Selver? Ayçiçek. Ayçiçek biyolojik anne. Evet. Kardeşin adıyla alakalı sen yurda gidip bazı araştırmalar da yapmışsın. Evet. Onun adı nedir? Kız kardeşimin ismi Sema Nur Yahar. Sema Nur Yahar. Evet. Nerede dünyaya gelmişsin? Kayseri Melek Gazi. Kayseri Melek Gazi'de. Annenle beraber. Aslında sen orayı çok çabuk geçtin ama Nurgül kardeşi doğacağı zaman baba da o doğum esnasında Nurgül'ü alıp bakkala götürüyor. Şimdi o yaşlarda evet. sen küçümsün evet. 4 yaşında filansın herhalde. 5 yaşındayım. 5 yaşındasın. Bakkala götürüyor. Bir tarafta anne doğum yapıyor. Eve bir kardeş gelecek. Ama siz o bakkala giderken... Babama tır çarpıyor. Gözümün önünde işte kanlar içinde kalıyor babam. O sırada ben şok geçiriyorum. Birisi beni alıp eve getiriyor. İkinci şoku da evde geçiriyorum. Kucağıma kanlı kanlı çocuğu veriyorlar. Ben onu taşıyamıyorum. Çünkü çocuğum küçüğüm. Sonra dedi ki işte evde yaptığı için doğumu. Dedi ki işte siz dışarı çıkın. İşte
Polis gelecek dedi, sizi yuvaya koyacak dedi. Sonra yuvaya koydu. Başka yer aldı işte bizi de. Onun yani da... kardeşin doğduğu gün babanın vefatıyla... Evet. Anne iki çocuğunu da yurda veriyor. Evet. Ve sonra da sizin yurttaki hayatınız başlıyor. Sen 7 yaşındayken, kardeşin de 1,5 yaşındayken evlat ediniliyorsunuz. Evet. Seni alan aile tarafından sen bugüne kadar yetiştirilip büyütülüyorsun. Evet. Şu anda kendi yuvanı da kurdun. Evet, çok şükür. Niçin arıyorsun onları? Merak ediyorum. Yani kız kardeşimi çok merak ediyorum. Onun için yıllarca ben gözyaşı döktüm. Zaten bir tanem de beni biliyor. İşte kız kardeşim için ben bebek gibi hep ağladım. Sürekli ağladım. Hep aradım. Annem de öldü dedi bana. Senin kız kardeşini öldü dediler bana. İşte müdür demiş onun kız kardeşini başka biri aldı ama aldı ama öldü demiş. Sonra ben onun yaşadığını öğrendim. Daha çok yıkıldım. Bir an annemin öyle demesine yıkıldım. Şimdi de bulduğum için seviniyorum. Yani... Yaşadığını öğrendiğin için evet. Seviniyorsun. Evet. Kaç yaşından beri merak ediyorsun? Çocukluğumdan beri. Çocukluğundan beri. Evet. Yani senin demek ki o kadar o özlemin ve hasretin var, o arayışın evet. vardı ki. Hani... 1,5 yaşında verildi kız kardeşim. Anne hiç demedi, hep abla diye dillendi. Sonra ben hep hareketlerime bakarak ben hareketi yani taklit ederdi. Emeklerim emeklemeyi öğrenirdi. Ayakta yürürdüm, koşmayı öğrenirdi. Öyle. Siz o zaman yurtta ayrılmadınız onunla. Çama yurttan bebek ayrıldık. Yurdunda ha? Yurttan ayrıldık. İkimiz aynı Hayır. yurttaydık. Aynı yurttaydınız. Evet. Yani Kayseri'deki yurda veriliyorsunuz değil mi? Çocuk esirgeme kurumuna evet. veriliyorsunuz. Evet. Kayseri'de dünyaya geliyorsun. Senin memleketin Kayseri. Annenin adı Selver Ayçiçek. Kız kardeşinin adı da Semanur Yahar. Yahar'dı. Evet. Sen 98 doğumlusun. Evet. Size güvenip geldim bu arada. Şimdi hamilesin aslında, riskleri de var. Ya şu hamilelik bitsin birazcık daha bekleyeyim diyemedi. Çok merak ediyorum. Heyecan. Çok uzun süredir de program arıyor musun? Gelmek istiyor musun? Bir türlü cesaret edemiyor musun? Evet. Ekip arkadaşlarım söyledi. Evet. Peki bu kapıdan annem ve kardeşinin gireceği günü hayal ettin mi? Evet. Hayal ettim. Annene sormak istediğin soruları düşündün mü? Düşündüm. Bizi bırakmasının sebebin neydi? Onu düşündüm. Ama gerisi sarılırım. Sarılmazlık yapmam. Beni nasıl bir kadın dünyaya getirdi? Yüzü nasıl? Aynen. Onun şimdiki hayatı nasıl? Evet. O hayatında mutlu mu? Bizsiz mutsuz mu? Evet. Kardeşin bir kardeşi olduğunu biliyor mu? Evet. Bilmiyorum ben onu. Başka kardeşin yok değil mi? Bir tek çocuk mu evlat edinmişler? Benim ailem bir çocuk var evet ben varım sadece onların çocuğu da yok. Yıllarca bu kardeş özlemini çektin mi? Çok çektim. Tek büyümek çok zormuş. Eşim bu konuda seni destekliyor o zaman. Evet destekliyor onun desteğin için geldim ben buraya. Onun desteği onlar da geldiler mi? Evet. Bütün ailem onay verdi. Onlara sonsuz teşekkür ederim. Nerede eşi? Böyle kamera arkasında bir görseydik damadı. Eşiyle beraber gelmiş biyolojik annesini... Ve kız kardeşini arıyor. Nurgül Koca Kayseri'de dünyaya geliyor. Onu dünyaya getiren kişi Selver Ayçiçek. Kız kardeşi Semanur Yahar. Biri 5 yaşında, diğeri de bir doğduğu gün babalarının vefatıyla anne tarafından yurda veriliyor. Yıllarca hem anne hem de kardeş özlemi çekiyor. Şimdi büyüten anne Hatice Hanım telefon attığında. Sen alo de. Alo. Alo. Efendim anneciğim. Ne diyorsun? Nasılsın? İzliyorum seni. Nasılsın anneciğim? İyi misin? Nasılsın anneciğim? İyi misin? İyiyim canım. Anneciğim bak buraya gelip seni yani silmem anlamına gelmiyor. Seni canımdan çok seviyorum. Biliyorum kuzum. Biliyorum canım. Sadece onları çok merak ediyorum. En çok da kız kardeşimi merak ediyorum. Bunu da biliyorsun. Evet. Öyle anneciğim işte. Her olsun. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Önce sizi kocaman öpüyorum. Ellerinizden öpüyorum. Ben de sizi. Yani bir çocuğu dünyaya getirmek değil, gerçekten ona bakmak, onu yetiştirmek, evet. o sevgiyi evet. vermek, bu her topluma zaman kazandırmak. Söyledi. Anne ben aramak istiyorum ama. Başta sensin anne, büyüten anne dedi. Her zaman bana Nurgül
Şimdi herkes çocuk doğurur ama kolay kolay hiçbir kadın kalbinden bir çocuğu doğurmaz ve büyütemez. Siz de bunu unutmayın. Evet. Sizin evladınız olmuş. O da sizi ailesi bilmiş ve sizin verdiğiniz bilgilerle, kültürle yetişmiş. Yok, o kendi biliyordu yurttan geldiğini. Evet, 7 yaşındaymış. 6 yaşında aldım ben. Efendim? 6 yaşında aldım. Çocuk biliyordu. Bazen böyle yurttan yurda başvurup oradan onlar bir çocuk... Onlar çok sağlıktı bana. Çocuk evlat edinmek isteyenlerde evet. Hani o çocukla göz göze geldiğinde bir şeyi fark ederler. Siz Nurgül'ü o ilk gördüğünüz anı hatırlıyor musunuz yurtta? Beni gördüğü zaman. Sizin onu gördüğünüz zaman. Evet. Hatırlıyorum. Bu güzel... Çok tatlı geldi. Rabb-ı Teala var ya, kendisini verdi. Görür görmez. Görür görmez... Ben de bana anne dedi böyle, bana sarıldı, kurabilirsiniz. Sonra da onunla bir hayat yolculuğu başladı. Peki Nurgül kaç yıldır biyolojik annesini ve kardeşini aramak istediğinden bahsetti? Vallahi annesini aramıyordu. Ben aldığım zaman yine Nurgül kardeşine hep ağlardı. Hep ağladı, geceleri uyandırırdım. Kızım niye ağlıyorsun? Kardeşim istiyorum. Hatta o zaman yüksel diyordu. Adını alan annemi değiştirdi. Kardeşimin adı yüksel dedi. Ben de Nurgül'ün ismini hakim dedi. İki sene sonra gayet etti. Şey dedi, eğer değiştirmek istiyorsan hadi canım dedi. Gayet ettim. 1,5 sene mi 2 sene mi sonra evet Nurgül olsun dedim. İlk annen ve babanın, biyolojik anne ve babanın koyduğu isim? Elif Ayçiçek. Elif Ayçiçek, kız kardeşinin de Yükseldi. Yüksel Ayçiçek. Yüksel Ayçiçek, evet. Yani sana Yüksel ve Elif ismi verilmişti ama sonrasında... Nurgül Reçber olarak değiştirildi, şimdi Nurgül koca oldu. Evlendikten sonra. Evet. Yani sonradan Nurgül ismini almışsın. Ama evet. Senin mesela Elif ismin, kız kardeşin Yüksel ismi verilmiş. O dönemlerde bilenler, Kayseri'de yaşayanlar. En önemlisi seni dünyaya getiren biyolojik anneyi bilen Selver Hanım'a, Selver Ayçiçeği tanıyanlar önemli ihbarlarda bulunacaktır. Anne değil de sanırım kardeşiyle bir araya gelmek Nurgül için çok önemli. Evet. Kendi de öyle derdi bana. Ay çok içime dokundu. Kendisi de bana öyle dedi. Yurda almaya gittiğinizde kız kardeşi evlatlık verilmiş miydi? O daha mı önce evlat edinildi? Yoksa? Dedi çocuk hep hasta. Hasta annesini verdi. Çocuk hep hasta dedi. Oradan. Çocuk bir tuhaftı böyle. Özveri özveri Hatice Hanım bu kendine gelecek. Kardeşine çok üzüldü dedi müdür. Ay şeye çok üzüldüm. Mesela şimdi düşünüyorum. Ay bir de biraz sonra bir görüntü yayınlayacağım Fatmaların. Oradan kafam takık oraya zaten. Şimdi 5 yaşındaki bir çocuk yurda veriliyor. Sonra evlat ediniliyor ve diyor ki kardeşim kardeşimdi. Bak 7 yaşında 8 yaşında. Şimdi biz burada şu sahneyi görüyoruz hep beraber. Ya doğuran anne, bakan, emziren, süt veren anne evladıyla yani kaçıp gittikten sonra ya da baba evladıyla ilgili hiçbir şeyi merak etmiyor. Ya bu küçücük çocuk o günkü aklıyla kardeşim kardeşim diye geceleri uyanıyor. Baba yanınızda mı? Yanımda evet. Bir kendisiyle de konuşabilir miyim Necmettin Bey'le? Alo. Necmettin Bey hoş geldiniz. Hayır efendim buyurun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Güzel kızınızı görüyor musunuz? Evet evet görüyoruz vallahi görüyoruz evet. Yani... Allah razı olsun. Teşekkür ederiz efendim hanımefendi. Sağ olun varın. Amin. Aileniz kalabalık olsun. Torun Aa. Sevgisini de tattınız. Ben önce torundan bahsedeyim. Evet evet. Yazın köyde verdi. Yazın yanında geldi. Köyde verdi. Çok mutlu. Güzel torunumuz var maşallah. Allah razı olsun. Evet. Çok iyiler maşallah. Ay aileniz hep kalabalık olsun. Hep bir arada olun inşallah. İkinci torun da geliyor. Ama ben Allah size kızınız
Nurgül'ü sorsam neler anlatırsınız? Nurgül de burada sizi dinliyor. Sen de alo de. Anne babacığım. Şimdi var ya. Nurgül'e maddi, manevi, zaten mal varlığımı hep Nurgül'e bırakacağım inşallah. Hı hı. Hep ona vereceğim. Yani bütün malımı da mülküm ona vereceğim. Köyümüzü de kendisi istiyor. Hı hı. Yani kimin ne desem, ne anlatsam yani inan yani belki az olur yani. O kadar kendisini çok seviyorum, o kadar kendisine güveniyorum yani. Ne diyeyim ben vallahi. Ay, bir sözünü anlatayım o zaman da. He. Allah size ömürler versin, sağlık sıhhat de versin. Ailesini araması, özellikle biyolojik annesini ve kardeşini araması konusunda destekler misiniz onu? Hep desteklediniz vallahi mi? Şimdi kendisi dedi, ben dedim kızım vallahi bak gönlün istiyorsa, bulmak istiyorsan bul. Anladım. Hatta dedi ki ben de akademisyen annesi de verilmedim ona, babası da verilmedim. Dedim kızım biz bu yaşadığına kahve çekemeyiz. Sen ağrını kesiyorsa çocuğunu, kardeşini bul, annemi gör ama biz bize vermeyelim, biz bakamayız. Biz ancak kendi halimizle yazdık. Hanım da siz kimseye bakmak zorunda öyle değilsiniz zaten. O sadece köklerini merak ediyor. Doğru anladım değil mi? Evet. Biyolojik anneyi aradığında biz bakalım. Bu sorumluluk size ait değil. Siz zaten bu dünyaya gelmiş olan bir çocuğa manevi anlamda öyle sahip çıkmışsınız ki bu takdir edilecek çok kıymetli bir davranış. Biyolojik annesini ve kardeşini bulduktan sonra o anne işte nerede, ne yapıyor, nasıl bir hayatı var, hangi şartlarda yaşıyor bilmiyoruz. Şimdi Selver Ayçiçek, biyolojik anne Kayseri'de yaşıyordu. Evet. Kayseri'de tam nerede yani ilçesinde mi oturuyordunuz? Bilmiyorum. Onların hiçbirini hatırlamıyorsun. Kayseri'de dünyaya getirmiş, Kayseri'de yaşıyormuş. Selver Ayçiçek biyolojik anneyi arıyoruz. Kayserili izleyicilerimize buradan çağrıda da bulunuyorum. Kız kardeş o zaman konan ismiyle yükselmiş ama şu anda evet. Sema Nur Yahar. Yahar. İsminde bir de biyolojik kız kardeşini arıyor. Vefat eden babanın adı da Mansur Ayçiçek'miş. O da nur içinde yatsın, toprağı bol olsun. Yani Mansur ve Selver Ayçiçek çiftinden dünyaya gelen iki evlat var. Bu iki evlat, ikisi de küçük kardeşin doğumuyla yurda verilmiş. Kayseri'de dünyaya gelmişler. Hem kardeşini hem de biyolojik anneyi arıyor. Onların hikayesinde merak ediyor. Sen babanla konuşmak ister misin? Evet. Babacığım. Efendim kızım, o yarana kurban sen, iyi mi tatlım? Seni izliyorum, bütün resimleri televizyonda çekiyorum resimlerin hepa. Nasılsın babacığım, iyi misin? Allah razı olsun, sağ ol canım, gözlerinden öperim bir tanem, sen ben de ellerinden öperim babacığım, iyiyim. Sağ ol bir tanem, sağ ol canım. Çok ben öpüyorum. Ben izliyorum mümkün seni. Tamam. Öpüyorum ellerinizden. Allah razı olsun efendim, sağ ol. Nerede yaşıyorlar? Sivaslılar şimdi. Sivaslılar. Evet. Peki Sivas'a da sevgiler, selamlar o zaman köyde izleyen herkese. Aleykümselam efendim, sağ olun, var olun. Bizim kışın Kayseri'de kalıyoruz hanımefendi, bizim ödeyemiz falan var. Sen daha yanlış. Biz biliyoruz yani, biz biliyoruz. Efendim? Biz yazın köyde, kışın Kayseri'deyiz. Yazın Sivas'tayız. Evet. Yazın Sivas'ta, kışın? Kayseri'deyiz. Kayseri'de yaşıyorsunuz. Peki ellerinizden öpüyorum, teşekkür ediyorum Nurgül Koca'nın. Kocayı evlat edinen aile Necmettin ve Hatice Hanım yayına bağlandılar. Onların duygu ve düşüncelerini aldık. Nurgül Koca aslında Nurgül Ayçiçek'ti zamanında. Elif Ayçiçek. Selver Ayçiçek ve Mansur Ayçiçek çifti tarafından dünyaya getirildi. Mansur Bey vefat ettikten sonra anne Selver Ayçiçek iki evladı da yurda veriyor ve iki kardeş yurda teslim edildikten sonra evlat ediniyorlar. Hem kardeşi hem de anneyi arıyoruz. Şimdi Selahattin hoş geldin. Bak eşin geldi. Gel istersen böyle. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Nurgül'ün eşi. Nasılsın? Mikrofonu tutabilirsin. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Ben Esra Erol'a gideceğim. Annemi, biyolojik beni doğuran annemi, kardeşimi arayacağım dediğinde ilk karşı çıktın mı? Ya aslında karşı çıkmadım da. Hani biraz şartlar, biraz da kendi kırgınlıkları. Hani dedim biraz bekleyelim. En son zaten biz biraz sizle konuştunuz az önce, ben dinledim. Tereddütlerimiz vardı. Ben de biraz hani çıkmasını istemiyordum. Hayal kırıklığı olmasın falan diye. Ama sonra dedim gitsin, yüzleşsin. Hani bu gerçeğin sonra peşine düşsün. Aynen. Çünkü o hayatında hep bir soru işaretiydi. İşte hani ileride bir gün de hani ben bulacaktım, sen
bırakmadın engel demesin. Engel oldun. Demesin diye ben de destek oluyorum. Bir de hamilelik var tabii. Hamilelikte hormonlar üst seviyede. Tabii. Yani biz zaten bayağı sıkıntı yaşıyoruz o yüzden. Evet. Bilmiyorum, belki duydunuz, ilk günde bir sıkıntı yaşadık. Evet. Hayırlısı diyelim. Allah sağlık sıhhat versin. Ama iyi bir şey yapmışsın. Çünkü yarın öbür gün suçlu sen olursun. Yani biz kadınlarda vardır bu. Hani yapmak isteriz. O aslında karşı taraf bizi böyle iyi düşüncelerle biraz engellemeye çalıştığında bize mantıklı gelir ama sonra da niye engelledin diye de kızarız. Ya şimdi ben normalde engellememin en büyük sebebi Nurgül'ün biz ilk hamileliğinde çok sıkıntı yaşadık. Sıkıntı. Bunda da yani, hani bir risk olmasın yani, diye. Yani biz beraber yaptık onu yani. Böyle doğuma beraber gittik diyebilirim. Ben 9 ay onunla gittim ya her gün. 9 ay sen de mi hamileydin? Aynen. Evet, yani birebir aynı. Ya biz kaç defa ambulansla gittik. Bu sefer bilmiyorum Nurgül anlattım, bizim bir ikiz çocuklarımızı kaybettik. Biliyorum. Kısa bir süre önce. Kendisi çok seviyor çocukları. Hatta ben doktordan fırça bile yedim. Sen niye bu kadar çok çocuk yapıyorsun? Ben istemiyorum diye. Şimdi bu sıkıntıları biz yine yaşadık. Allah sağlık sıhhat Amin. Versin. Bunu da sağlıkla sıhhatle kucağınıza alın. Amin. Ya iki buçuk aylık hamile bir kadın yola düştüyse, ben bu gerçeğin peşindeyim diyorsa, neyle karşılaşırsan karşılaş. Evet. Her şeye hazır mısın? Her şeye hazırım. Vallahi ben bir müddet ötelemesini istemiştim. Yani en azından doğuma kadar. Bekleyecek sabrın var mı? Tabii ki de. Hayır hayır. Neyi? Bekleyecek sabrın var mıydı? Yok artık. Pazar günü... Demiş ya sana doğumdan sonra gel arayalım anneni diye. Evet. Sabrın var mı artık? Yok. Yok. Pazar günü akşam sizin ekip aradı. Gelir misiniz diye. Baktım gözlerimin içine öyle bir bakıyor ki. Hani biz vazgeçmişiz, gelmeyeceğiz. Yani o an ben bile üzüldüm, dedim tamam ya gidelim. Hadi şimdi buradan. Anne Selver, biyolojik anne Selver Ayçiçeği arıyoruz. Kız kardeş Semanur Yahar'ı arıyoruz sevgili seyirciler. Kayseri'de dünyaya gelmişler. Buradan nasıl bir çağrıda bulunursun? Önce kız kardeşine. Semanur, eğer beni bilmiyorsan bil ki senin bir ablan var. Ve senin için yıllarca gözyaşı dökmüş bir ablan var. Seni buraya davet etmek istiyorum. Lütfen beni bul ve buraya gel. Sesimi duy. Ne olursun dur. Biyolojik anneye. Bize bakamadığını düşünüyorum. Bu yüzden bizi bıraktığını düşünüyorum ve yuvaya koyduğunu düşünüyorum. Ve hala seni buraya çağırmak zorundayım. Sen de gel. Hiç değilse bir kızın olduğunu sen de bil. Ölmedim, buradayım, yaşıyorum. Eğer öldü dedilerse ölmedim, buradayım. Selver Ayçiçek. Arıyoruz, Semanur Yahar'ı arıyoruz. Köklerini arıyor ve onlarla kavuşmak, buluşmak için de can atıyor. 2,5 aylık hamile haliyle buralara kadar gelmiş. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özür dilerim. Niye? Gözyaşı. Kardeşimi çok seviyorum. Çok özlüyorum. Nasıl? Nerededir? Ne yapıyordur? Nasıl bir hayatı var? Nasıl bir yaşamı var? Bilmiyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Size güvenerek buradayım. İnşallah buluruz. İnşallah. İnşallah da karşına çıkartırım. İnşallah. İnşallah, tamam mı? Gel hadi, seni yormayayım. Buradan çıkabilirsiniz. Alkışlarla uğurluyoruz. Mehmet Akkaya geliyor. Mehmet Akkaya'nın da eşi üç çocuğu bırakıp evi terk ediyor. Mehmet Akkaya buyursunlar. Mehmet Akkaya, üç çocuğunuzun annesini arıyorsunuz. Eşiniz Özlem Akkaya ve evi terk etmiş. Evinize bir arkadaşınız vasıtasıyla biri girip çıkmaya başlıyor. Evet, aynen. Kim evinize giren kişi? Abdullah Altıdayı.
Peki beraber gittiklerini neden düşünüyorsun? Benim kızım da mektup gördüm babacığım. Anne bu mektubu anne, kime yazmış? Annem ona yazmış. Abdullah Altı'ya. Akrostiş yazmış evet. Abdullah diyerek baş harfleriyle. Peki Abdullah telefon hattındaymış. Özlem Hanım sizinle mi beraber? Yok ablacığım ben de değil. Ben Sivaslıyım da ablam. Özlem Hanım da Sivas'ta çıkarsa? Olabilir mi? Ben en son Gebze'yi bıraktım. Siz de Özlem'le beraber kaçtınız mı Abdullah Bey? Hayır. Neredesiniz? Sivas'tayım. Abdullah Bey'in yanında mısınız? Evet. Abdullah Bey böyle bir şeyi reddetti ama diyorsunuz ki ben Abdullah'la beraberim. Evet. Mehmet Akkaya, eşim kayıp diyerek programa başvuruda bulundu. Biraz önce ekrana gelen görüntülerde o hatırlatmada zaten izlediniz ve gördünüz. Eşi Özlem Hanım'ı bulduk ve getirdik. Mehmet Bey hazır mısınız? Hazırım. Özlem Akkaya geliyor, buyursunlar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi nerede bulduk? Sivas'ta. Sivas'ta. Evet. Kimin yanında? Abdullah Altunsoy. Biraz yüksek sesle. Abdullah Altunsoy yanında. Abdullah Altunsoy. Evet. Onunla beraber mi Sivas'a kaçtınız? Evet. 6 Temmuz tarihinde. 6 Temmuz'da orada değildik biz. Başka bir yerdeydiniz. Oradan evet. Sivas'a geçtiniz. Evet. Abdullah'la gönül ilişkiniz var. Evet. Bu şiirlerin hepsini Abdullah'a yazmışsınız. Evet. Ben eşime de yazdım. Ama eşim görmedi tabii. Abdullah gördü. Evet. Anladım. Bu kelimeyi söylediğiniz sürece bu programı yapamayız. Utanmana çıkıyor burayı. Niye aradınız o zaman beyefendi? Ben gidiyorum Esra. Şimdi ben şuna, bir dakika gitmeyin. Ben de şunu anlamıyorum. Karını niye aradın Mehmet Bey? Boşanmak için. Boşanmak için? Evet. Sonra diyorsun ki niye buraya geldin diyorsun. Utanmana bir çıkıyor yani. Ben gidiyorum Esra Hanım. Ben buraya boşanmak için geldim. Hastayım. Çaba beni gebersin. Evden o kovan o. Yalan söyleme lan. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Yalan nasıl söyleme yalan söylemiyorum. Yalan gelme. Ya gelme. Bak yalan söyleme lan. Yalan söylemiyorum Mehmet ben. Mehmet Bey yerinize Kur'an'ı oturacaksınız. Getir, Ben yalan kaldırma. Söylemiyorum. Bak hastayım da bak kalp ayağa kaldırma bak. Kalk. Bak. Kalk. Yukarıda Allah var. Ya Allah'ın korku mu lan? Ne yapıyorsun? Mehmet Bey ne yapıyorsunuz ya? Neyi çözeceksiniz şiddetle? Abicim üç çocukla terk edilen bırakılan sen misin? Evet. Sensin değil mi? Şimdi ne yapacaksın? Üzerine yürüdün ne yapacaksın? Kendisi. Ne geçecek eline? Evden kovan kendisi suçlu ben yalan, olurum bak, ya. Özlem yalan söyleme Özlem. Tamam bu şiir yüzünden kovdu. O ne için kovdu? Mesajları söyle bana. Özlem Hanım gelir misiniz buraya? Abdullah'ın mesajı söylesene lan bana. Özlem Hanım oturur musunuz buraya? Söylesene. Seni Allah rahattırma seni. Gerekirse Mehmet Bey'i alın dışarı. Barış. Daha yeni çıkaracağım. Bak, bir dakika. Bak, bak, bana bir dakika. Sus. Daha neyini çıkaracağım? Beni dinle. Sen, barış, beni, beni dinle. Daha bir seni insan, çıkacağım. Beni otur, dinler otur, misin? Otur, beni otur, dinle. Sus. Konuşmak istiyorum. Özlem Hanım hoş geldiniz tekrar. Buyurun oturun. Şimdi siz eşiniz tarafından evden kovuluyorsunuz. Sen bu evden çık git diyor sana değil mi? Özlem. Evet. Niçin sana bu evden artık çık git ben senden ayrılacağım diyor? Şiir yüzünden. Neyin yüzünden? Şiir yüzünden. Şiir yüzünden. O şiirde ne var?
Şu agresif, ekrana verin o şiiri. Agresif şiir yüzünden işte. Abdullah'a bir şiir yazıyorsun. Evet. Baş harflerinden. Evet. Bu şiiri gördükten sonra... Bana diyor ki Çekkat'a böyle vurarak otur buraya konuşacağız diyor. Ben de oturmadım. Kalktı üstüme yürümeye kalktı. Ben dedi git bu evden bir daha gelme dedi bana. Peki kızınız, küçük kızınız sizin mektuplarınızı ve Abdullah'la el ele tutuştuğunuzu gördü mü? El ele tuttuğumu görmüş. Görmüş. Gördüğünü ben Büyük görmedim. Büyük oğlunuz mesajlaştığınızı gördü mü? Küçük oğlum görmüştü. Gördüğünü bilmiyorum. Küçük oğlunuz mesajlaştığınızı gördü. Bunların hepsini babaya söylüyor. Değil mi? Söylemişler. Benim haberim yok. Bu mektubu da aslında küçük çocuklarınız olaya şahit olduğu için babaya gösteriyor. Kocan sana o gün, siz hepiniz evdeyken, evet, bu evden defol git, senden boşanacağım dedi mi? Boşanacağım demedi. Defol git bir daha bu eve gelme dedi. Boşanacağım kelimesini hiç söylemedi. Siz o gün o evden çıkarken eşyalarınızı toparlayıp çıktınız mı? Hiçbir şey alamadım. Ayağımda bir telik, tayt, tişört, kimliğimi dahil alamadım. Yani tek bir sözle sizi evden kovdu. Evet. Yani amacı ne? Ben bu ihaneti kabul edemem. Evet. Bu yüzden bu evden defol git dedi. Abdullah Bey'i Siz tanıyor de çıktın muydu? Sen. Abdullah tanıyor. Bey kimdir? Arkadaşı. Kimin arkadaşı? Eşimin arkadaşı. Abdullah Bey evli mi? Evli. O da ayrılacak. Abdullah Bey eşi ve çocuklarıyla sizin evinize gelir miydi? Eşiyle nadir gelirdi. Devamlı gelmezdi. Abdullah tek gelir miydi? Tek gelirdi. Her akşam gelirdi. Her akşam. Evet. Eşinin... Hatta eşim rahatsız oluyordu her akşam gelmesinden. Eşim bana derdi rahatsız oluyorum. Söyle. O zaman dedim ben de sen söyledim rahatsız oluyorsan. Ben söyleyemem sen söyle. Bu kelimeyi ben mi söylemem gerekiyor Esra Hanım yoksa kendisi mi söylemesi gerekiyor? Peki o dönemde gerekiyor? Sizin Abdullah'la ilişkiniz var mıydı eve geldiği zamanlarda? Yoktu o zaman. Sonradan niye geliyor oldu her akşam? Kusura bakmayın da niye gelir yani bir komşu ya da arkadaş her akşam bir çaldı Abdullah Bey niye geliyor? Oturmaya geliyor işte çay içmeye gelmediği zaman da kendisi çağırıyor çay içmeye. Peki karısı çocukları nerede? Bir sokakta oturuyor. Bir sokakta oturuyor ama her evet akşam sizin evde. Evet. Sizin ilişkiniz nasıl başladı? Sonradan başladı. Sonradan başladı. Evet. Bir ama... sene oldu tanışalı. Ha? Bir sene oldu tanışalı. Evet. Ama sonradan başladı. Hemen yani tanışır tanışmaz başlamadı yani. Yani bu ilk adımı Abdullah mı attı size? Evet. Sizi bu anlamda nasıl ikna etti? Abdullah bu adımı nasıl attı? Nasıl sana duygularını açtı? Ne dedi? Kapının önünde söyledi işte bir şekilde ama hatırlamıyorum şu anda migren hani, olduğu için. Özlem ben sana geliyorum ama seni sevdiğim için geliyorum. Seni görmek için mi geliyorum dedi. Bilmiyorum onu hatırlamıyorum. Özlemciğim Abdullah'ın seni kandırdığını düşünelim. Senin her akşam evine gelen biri var. Senin evde 3 çocuğun var. Çocuklardan biri hasta değil mi? Engelli. Epilepsi hastası büyük Epilepsi oldu. Hastası senin bakımına muhtaç. Değil mi? Evet. Diğeri kaç yaşında? 18, en küçüğü de 12 yaşında. He? 12 yaşında. 12, küçük de 12 yaşında. Evet. Bu son iki çocuk senin Abdullah'la yakınlaşmalarını, ilişkilerini gördükten sonra babacığım bak burada normal bir şey yok. Bizim evimize giren bu amca benim anneme farklı yaklaşıyor diyorlar. Ve kocan da seni bunun üzerine kovuyor. Sen seni kovduğu gün Abdullah kapıda seni almak için bekliyor muydu? Kapıda beklemiyordu. Nerede bekliyordu? Ben çağırdım onu. Ne dedi? Ben gittim evi niye bakkala gönderiyorsunuz? Ne? Ben gittim sonra çocuğu bakkala gönderiyorum. Elbise tek kadarmış. Hayır alakası yok. Ya konuşma. Abi de utanma da konuşma ne böyle çıkmış daha? Çocuğun karşısında. Çok tehlikeli değil mi? Özlem Hanım bu kadar bakın. İşiniz bu kadar agresif ve sinirli. Yani korku olmuyor mu içinizde? Ben onu anlamlandıramıyorum. Yani ama tek sözle de kovmuş adam. Bakın şimdi çıldırdı. Çocuklar bunu biliyor. Çocuklar küçük değil. Bu büyük bir cesaret değil mi ya? Canınızdan ileri mi yani bu duygularınız? Tamam. Ben onu anlamıyorum. Başınıza şimdi, her şey Abdullah gelir. Abdullah bunu yani kapıdan nasıl aldı? Nerede yaşadılar? Bir cesaret gösteremeyen bir beyefendi. Hayır, telefonda ne dedi? Yok yalan söyledi. Diyor. Şimdi acil bir reklama gitmem lazım. Şimdi Abdullah bunu kapıdan aldı. Kendi karısına çocuklarına ne dedi? Bunları da merak ediyorum. Kendi çocuklarını karısını mağdur eden seni etmez mi? Bir reklama gideceğim acil reklamlardan sonra sevgili seyirciler. Bekleyen konularımız var. Zalike ve eşi Akif Kürşat
dün yayından sonra ilk kez aynı ortamda bir araya gelip iletişim kurmayı başarabildiler mi? Sakin sakin konuşabildiler mi? En önemlisi bir noktada yani ayrılık noktasına uzlaşabildiler mi? Bunu öğreneceğiz. Fatma ve Ahmet, Fatma'nın annesi kızım Ahmet tarafından kaçırıldı. Kaçırıldığının ikinci günü nikah kıyıldı. Benim kızım engelli ve onu kaçıran kişinin dini nikahlı eşi ve iki çocuğu var demişti. Bunlar evlenmişler, her türlü aşkımız, sevgimiz, sevdamız deseler de bazı gerçekler ortada. Bugün stüdyoda kim var biliyor musunuz? Kim? Serli, Gülşah mı? Gülşah mı? Gülşah var. Ne yaptınız Esra Hanım ya? Gülşah'ı nerede buldum? Gülşah nerede kalıyordu? Gülşah dini nikahlı Ahmet'le beraberken neler yaşadı? Her şeyi Gülşah canlı yayında anlatacak. Ben soracağım, o cevaplayacak. Şimdi bir de hikayeyi ondan duyalım. Sizin anlattığınız mı doğru? Ya? Ne yaptı Esra? Niye getirdiniz? Ha? Niye getirdiniz? Kız hiç vallahi hiç dert olmadı. Çok kolay benim Gülşah için. Gülşah neredeydi nereden acaba? Nereden buldunuz peki? Ha? Nereden buldunuz? Ben mi? Evet. Söylemem. Özkan abi senle görüşeceğim. Ne? Özkan abi senle görüşeceğim. Nereden mi bulduk? Evet. Çok önemli. Uçanı kaçanı bulurum ben. Ha? Bir gelsin bakalım bir şey. Ay ya kız yabancı mı? Aynı evde yaşıyorsunuz zaten. Aa. Reklamlar reklamlardan sonra buradayız, ayrılmayın. Evlilik sorumluluğu alamaz ki. Mutluyum, mutluyum. Olay bitmiyor, skandal bitmiyor. Türkiye onları konuşuyor. Gülşah'ın annesi de telefon attığında. Kızınız Gülşah nerede? Gülşah kızı. Ahmet'in annesiyle. O da engelli, onun da raporu var. Sen Fatma. Ahmet, Fatma ve Gülşah dışında başka engelli kızları da kandırdı mı? O evde ne dönüyorsa annen her şeyden haberi var. Gel yanıma, haber koparıyorsun seni. Gel yanıma, elimi açacağım seni. İstemiyorum seni. Gel anamıza. Ahmetciğim, ne eş olup ne senin iki tane Gülşah'tan dünya geçtiği çocuğuna ana olur. Ne yapayım, boşayayım mı? Boşayayım mı? Vallahi boşanın. Boşayayım mı? Boşayayım mı? Vallahi boşanın. Duyduklarından sonra Fatma ne karar verecek? Yeni mağdurlar konuşacak, yer yerinden oynayacak. Akıl almaz suçlamalar, herkesi şoke edecek iddialar. Gizem nereye kaçıyor? İstanbul'a. İstanbul'da kim var? Hakan diye bir adamın yanında. Evden çıkar çıkmaz bu adam eve geliyormuş. Ondan sonra bana diyor ki bu isim iki çocuk seninle değil diyor. Bugün hesaplaşma vakti. Dört çocuğunu bırakıp Hakan'a kaçan Gizem stüdyoya geliyor. Hakan'la mı berabersin? Evet ablacığım. Ablacığım ben canlı yayına katılmak istiyorum. Bekliyorum. Neredesin? Hemen aldırıyorum seni. Tamam ablacığım. Şimdi Esra Erol'da. Seyirciler, reklam dönüşünde tekrar beraberiz. Mehmet Akkaya Gebze'den programa katıldı. 22 yıllık hayat arkadaşım Özlem Akkaya evi terk etti. 3 çocuğunu bırakıp gitti. Biz çocuklarımdan sonra çok mağdur durumdayız dedi. Hatta bazı görüntüler var. Ekip arkadaşlarım onları da hazırlasınlar. Siz gittikten sonra evin hali ve yaşananlarla ortalığı. Çocuklardan biri epilepsi hastası. 17 ve 12 yaşındaki çocuklar da var. Biraz önce de biraz gergin bir an vardı. Şimdi... Siz Abdullah'la beraber kaçtınız. Onunla Sivas'taydınız. Bu Abdullah sizin kocanız Mehmet'in arkadaşıydı. Her gün de gelirdi size. Değil mi? Evet. Niye?
Ondan sonra bana dedi. Niye mi mesela Mehmet Bey her gün arkadaşınız Abdullah eve gelirdi? Ben var kavuşmaya gelirdim, ben yokken de gelirdim. Hayır, siz yokken değil. Mesela bu adamla ilk arkadaş olan kim? Beni tanıştım, bendim, beni tanıştım. Sizsiniz. Şimdi hani arkadaşlığında bir sınır vardır ya yani hani ne olursa olsun çoluğum var, çocuğum var, karım tamam, var, ben... evde. Bir günde kafanı dinlersin. Tamam, ben var kadar sık gelmedi öyle. Ha? Ben var kadar sık gelmedi onunla. Ama bu bir yıllık tamam. ilişkide sık sık tamam. geldiği için siz rahatsız tamam. olmuşsunuz bir gün. Evet. Niye rahatsız oluyordunuz Abdullah'ın gelmesinden? Bilmiyorum, biraz oğlum rahatsız olmuş yani. Ha? Biraz rahatsız olmuş, bilmiyorum. Nerede çalışıyordunuz beraber Abdullah'la? Beraber çalışmıyoruz bu zaman. Ben otobüsle çalışıyordum. Ama karısıyla mı gelirdi, tek mi gelirdi Abdullah size? Karısıyla çok gelmezdi. Karısıyla çok. Ama evet. ilk eve davet eden kim? Ben. Sizsiniz. Evet. Sonra da samimiyeti ilerleten... Ama Esra ben bilmiyorum, böyle bir şey olacağını bilmiyorum. İnsan ben bilmiyorum yani. Hayır, Mehmet Bey için. Ha. Şimdi mesela bir arkadaş... İnsan için okuyamam yani ben. Ta, insan için okuyamazsın da şimdi şöyle düşüne düşüne gidelim hep beraber de. Yani ilişkilerimizi kurarken, arkadaşlık ilişkilerimizi yönetirken de biraz da mesafe koymak lazım. O mesafe çok iyidir. Yani hiç kimse kapınız böyle durup dururken çalamaz ve gelemez. Şimdi Mehmet'in eve sık sık gelmesi için birinin ona fırsat vermesi lazım. Siz her akşam onunla vakit geçirmekten keyif alır mıydınız ilk zamanlar? Daha ilişkileri yok. Karın şiir yazmamış. Olma bak diye şimdi içerim mi? Oturduk yana. Hani Abdullah bir gel kahve içelim. Abdullah gel. Ay ne oldu? Ne oldu? Su ister misin? Tamam. Ekip sağlık görevlisi arkadaşlarım gelsinler hemen. Tamam. Gel Merve gel. Gel. Hemen alalım. Yani sağlık sorunu olan. Ha. Bak. Bu adamın karınızla bu şiir olayı başlamadan önce hemen sağlık görevlileri de gelsin. Sonra da durumdan beni haberdar edin. Şimdi de geldiler. Bu karınızla bu adamın ilişkisi başlamadan önce bu adam sık sık sizin evinize geliyordu ya. Evet. Yani her akşam onu eve davet etmenizin sebebi neydi? Oturmak için, vakit geçirmek için arıyordum akşamlara. Yani güvendiğiniz ve sevdiğiniz için mi davet evet, ediyordunuz? Evet, aynen evet. Yani onunla vakit geçirmek, sohbet evet. etmek iyi diye. Evet. 21 ne yaşında zaman? Hasta bir evlat ben var. 17-18 yaşında kızınız var. Yani her akşam... Kusura bakmayın ama ben de komşuluk ilişkileri falan ama her akşam birinin evine zırh komşu geldi. Siz gidiyor muydunuz onun evine? Ben çağırdım ben gidiyordum mesela. Eşimle siz de gidiyordunuz. Sen tek evet. mi gidiyordun karınla mı gidiyordun? Karınla beraber gidiyordum. Karınla beraber. Evet. Hayır ne zaman rahatsız oldun bu adamdan? Kızın söylediği sıra çattım ben. Kızın söylediği sıra. Kızın söyledikten sonra. Evet. Yani kızın söylemese yine rahatsız olmayacak. Yine haberim yoktu yani. Ne yapıyordunuz mesela her akşam sohbet ediyorsunuz? Çay içiyorduk. Çay içiyorduk, yemek yiyorduk, çay sabah içtik yani. Peki sen şimdi ben kızın... Ben de onlara gidiyordum. Mesela ben şuna da şaşırıyorum. Şimdi her akşam biri evinize geliyor ama siz Abdullah'la o kadar vakit geçiyorsunuz ama karısıyla, karınızla iletişiminden, o atıyorum konuşmalarından hiç rahatsız olmadınız mı? Esra'm bilmiyorum ki böyle bir şey olduğunu. Ha? Bilmiyorum ki ama. Hayatım bilmiyorsun da ama ne bileyim şakalaşmalarından, sohbetlerinden rahatsız olmadın öyle mı? Şakalaşıcı böyle bir şey oldu yani. Şimdi senin çok özür diliyorum. Karın hani öyle oturup sohbet edebilecek bir kadın değil. Kadının durumu ortada. Bu adam bu kadınla niçin beraber? Bunu alıp Sivas'a götürmüş. Yalanlar söylüyor. Benim yanımda değil diyor. Senin karın şiir yazmanın dışında normal sohbet edebilecek biri mi? Değil. O biraz sağlığı yerine gelsin. Özlem de burada olacak. Sen de burada olacaksın. Konuşacağız. Bu konuya da yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Siz de buradan alalım. Ekip arkadaşlarım alacaklar. Ya o sana belgeli şiir gelene kadar sen bir şeylerden, o tavırlardan, o enerjiden rahatsız olursun. Mehmet Bey bu enerjiden hiç rahatsız olmamış. Abdullah Altunsoy'un da söz hakkı ve cevap hakkı vardır.
Onur Yangöz konusuyla devam ediyoruz sevgili seyirciler. Onur Yangöz'ün de eşi tam 5 kez evden kaçıyor. Bu kaçışlarında 4 çocuğu polisler tarafından komşuların ihbarıyla yurda alınıyor. Çocuklar bulunduğunda ise biri boğulma tehlikesiyle karşı karşıya. Diğeri zaten çok ağır bir hastalık geçiriliyor. 5, 3, 1 ve 7 aylık bebekler evde bir anne ve baba tarafından neden yalnız bırakıldı? Birincisi bu. Karısı neden her seferinde Hakan ismindeki kişiye kaçıyor? Bunu konuşacağız. Onur da buyursun. Onur Bey gelecek karşınıza. Bir evlilik ortada, 4 çocuk var ama eşi sürekli evi terk ediyor. Ama Onur Yangöz'ün tek bir isteği var. Hem çocuklarımı hem de eşimi geri istiyorum. Eşi aslında Temmuz ayında evden kaçıyor. Aynen. En büyükleri 5, diğeri 3, 1 ve 7 aylık 4 tane çocuk anne tarafından eve bırakılıyor. Bu arada evde tek bırakılan çocukların başında biri var mıydı? Hiç yoktu. Eşin Gizem nereye kaçıyor? İstanbul'a. İstanbul'da kim var? Hakan diye bir adamın yanında. Eşin kaç kere evden kaçtı? Eşim bunu 5 oldu. Her seferinde de bu Hakan'ın yanına gidip sonra senin yanına geri geliyor. Evet. Şu an yine Hakan Küçük Baltacıoğlu'nun yanında mı? Evet. Evden çıkar çıkmaz bu adam eve geliyormuş. Ondan sonra bana diyor ki bu eşim, iki çocuk seninle değil diyor. Sonra iki çocuğu. Aynen. Kimmiş babası? Babası bu Hakan Bey'miş. Ama ben inanmıyorum, bütün çocuk da benim çocuklarım. Ama yine de sen diyorsun ki ben karımı geri istiyorum. Ben karımı geri istiyorum. Şu an neredesin? Hakan'la mı berabersin? Evet ablacığım. Bu Hakan iki çocuğunun, son iki çocuğunun babası mı? Biyolojik babası mı? Evet, biyolojik babası. Bak Gizem, sana son bir söz alıyorum. Evine dön. Bak çocuk da alıyorum. Ama o adam bizden uzak duracak. Seni anlattığında kim var sen? Ben miyim? Ablacığım, ben canlı yayına katılmak istiyorum. Bekliyorum. Neredesin? Hemen aldırıyorum seni. Tamam ablacığım. Ben Osman Paşa Meydanı'ndayım. Aldırırsın. Tamam. Hakan Bey de buyursunlar lütfen. Tamam. Şimdi Hülya'm da bana şey hatırlatmayı yapıyor. Cevap hakkını bu kadar hızlı kullanmak isteyen programdaki ilk kişi. Yani daha yayına bağladık. Gazi Osman Paşa Meydanı'ndayım. Beni alın. Beni alın dedi. Gizem gerçekten de hem çok arzulu hem çok istekli. O da kendini anlatmak ve ifade etmek istiyor. Kendisini sürtüye davet edeceğim. Ama Onur Gizem'i gördüğünde ne olacak? Abi, sormaz abi. Ha? Abi annem, ben barışmak istiyorum. Ben eşimi çok seviyorum. Ben alıp gideceğim. Bismillah. Ben eşimi o adamı yay etmem. Eşim öyle diyor ama o 4 çocuk da benim çocuğum. Benim çocuğum. Onun ağzına çıkanını ben inanmıyorum. Şimdi dün Gizem neler dedi, ekrana gelmişti. İki çocuğun babası sen değilsin demişti. 5 seferinde de aslında her seferinde de Hakan denilen kişinin yanına kaçıyor. Önce bir Gizem Yangöz buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Efrem. Onur karşıda görüyor musun? Evet. Benim ablacığım zaten mahkemem açılmıştır, boşanma davası, uzaklaştırma kararı, konu kapanmıştır yani. Ne benim zaman aldın uzaklaşma kararını? Son kaçışında mı? Evet, son zaten gidişimde darp raporuyla beraber alınmıştı. Ama kim yönlendirdi? Kim yönlendirdi? Yok, kendim. Kendi zaten karakola gitti. Çıktım. Karakolda. Ben konuşabilir miyim? Tabii biz ki. Önce karşılıklı konuşun, ben sonra sorularımı soracağım kendisine teker bak, teker. Aşkım, bak canım. Biz kavganı ne anlattık seninle? He? Ne anlattık? Bana son bir saat daha verdin mi kavgada? Verdin. Tamam mı? Ben bak. O 4 çocuğun babası benim. Tamam ben, sensin. Ben neden kastım sensin burada? Ben bu bak dün yapımı kesme. Dün tam tersini söylemiştiniz. Ablacığım uzak dursun babası diye artık öyle yalanlara başvurdum.
artık uzak dursun diye yani. Şimdi Anya'dayım ama aslında Konya'dasındır da bununla ilgili yalan söylersin. Hı. Ama de... çocukların soy bağı ile ilgili böyle kolay yalan söylenmez. Hani şöyle söyleyeyim, söylemek zorundaydım çünkü her şekilde mahkemesini açtım, her şekilde bir şekil yaptı kapattı. Her şekilde açtım, bir şekil yaptı kapattı. İki çocuğun babası Hakan Küçükbaltacıoğlu mu? Hayır. Kim? Onur. Dün canlı yayın. Ne oldu? Abim ne? Benim, ben biliyorum. Dört çocuk da benim. Arkamın masını gidiyor. Ama küçücük bir kavgada ablacığım hemen başlar. Ya Hakan'dan ya hep geçmişlerden, yani hiç vazgeçemedik. Ama aşkım bak canım. Bak konu kapatıyoruz. Bak bütün Türk'ün önünü gene yemedim. Ben seni seviyorum. Bana dön. Benim sana Antalya'da olan saygım da, sevgim de, her şeyim kapanmıştır. Arkan Bey, ben Hakan'la alakası yok. Benim bütün davam seninle kapanmıştır. Bak aşkım. Benim ailem reddedeceğini bilsem yine seninle konum kapanmıştır. Aşkım bak, senin baban yetetti. İstediğini reddetsin. Senin aşkım, yüzünden. Bak, çünkü bak, babama hiçbir zaman saygılı olamadı. Hiçbir büyüğüne saygılı olamadı. Bir dakika, sen benim anneme saygılı oldun mu ya? Ben anneme? Senin annenin altını beslemedin mi? He? Altını annem beslemedin iyiken, mi? Bak burada bir tane tanılık arkadaşım ben var. Ben senin altını, annenin altını beslemedim. Özür diliyorum ya. Bak bir saniye. Bak annemin arkadaşı belki buradadır. Ablacığım, annesi yatalak oldu. Ben annesinin altını dahi bak, besledim. Kendisi midesi bulandı. Kendi çocuklarınızın her ikinize de soruyorum. Dört çocuğunuzun da altını beslediniz mi? Ben yok, baktım. Hayır, ne zaman baktın? Sen ne? Nasıl? Sen miden bu. Siz benim konuşun, annem... ben valla sakinliğimi koruyacağım, susacağım biraz. Bir tanem bak canım. Hangisine bu zamana kadar mama verdin? O gün ablacığım, o günkü olayda şöyle oluyor komşunun hangi olaydan göre, başlayalım? O çocukların alındığı zamandan başlayalım. 16 Temmuz 2021 evet, tarihinde sen evden... Evet çıkıyorum. Çıkıyorsun. Evet. Geride kaç çocuk bırakıyorsun? 4 tane bırakıyorum. 5, 3, 1, 7 aylık. Tek başına bırakıyorsun evet, onları. Evet, ondan sonra ben... Evde başka hiç kimse yok. Evet, ondan sonra dedeleri geliyor. Dedeleri zaten söyledi. Sularını, mamalarını, yemeklerini... Dede gelmedi. O... Dede sonra geliyor, dede sonra da gelmedi. O yalanı da geçelim. Çocuklar evde tek başına. Anne Gizem nereye gidiyor? Bir de bir şey de o gün yine İstanbul'a diye geliyorum ama Sakarya'dan dönüyorum. Bir saniye, bir de ben bir şey diyorum. Hakan Bey oğlu da dün... Adapazarı kendisi gönderdi dedi. Ben mi gönderdim seni Adapazarı'na? O konu geliyorum. Evet. Ben de biliyordun geliyorum her şeyi. Aşkım ben o sen gün de istedim. Sen de biliyordun her şeyi. Aşkım ben o gün istedim. Çalışıyordum. Ama geldin tamam eve. Baban kocam çağırmadı mı seni? Kocam işte miydi? Evet, babası çağırıyor. Baban çağırmadı mı seni dede olarak? Tamam çağırdı ama ha, sen çocukta bıyıkım. Niye gidiyorsun? Ama tamam dede çağırdı çocukta mı? Çocukta bir şey olsa. Şu görüntülere bir bakalım Gizem. Ha. Siz işte sen miydiniz o gün yoksa evde komşuları yoksun mı çağırdınız? Evet. İşinize bakmak için evde yok. Bak, anne evde. Bir dakika ben... Onurcuğum şu görüntüleri de bir veririm. Sen o gün evde yoksun. Baba nerede? İşte. İşte. Çocukların başında kimse yok. Sen hı, Sakarya'ya doğru gidiyorsun. Evet. İstanbul'a gelmek istiyorsun. Evet. Bir amacın var. Evet. Evden kaçıyorsun aslında. Evet. Değil mi? Evet. Amacın evden evet, kaçmak. Evet. Kimin yanına gelmek? Hakan'ın o, yanına yok, gelmek. Yok o gün Hakan yoktu olayda. Başka Hakan birinin yanına yok, gelmek. Ayrılmak üzere gidiyorsun. Evet. Bu çocukları aslında sen o gün evde ölüme terk ettin. Aslında benim bıraktığımda hiçbir şey komşunun anlattığına göre ben komşunun anlattığını anlatıyorum. Hatta şikayet edenin. Diyor Onur diyor anahtarı bize bıraktı diyor. Anahtarı bıraktık girdikten sonra diyor. Ben diyor bir yaşındaki çocuğun diyor nefes alamadığını gördüm diyor. Bak. Hatta biz diyor kahvaltı tabağı verdik Onur'a diyor. Bunu hiçbir şekilde diyor çocuklara yedirmemiş bak, diyor. Yedirmedim. Neden siz, yedirmedim? Sizin sorunuzdu. Bak. Siz çocukların evde yalnız olduğunu kimden öğrendiniz? Benim babam söyledi. Ben o gün istedim. İşten geldim eve. Ben bana telefon ettim. Dedim aşkım dedim bak çocuk da evimizde gidiyor. Sen niye çocukta bırakıp gidiyorsun? Hayatım baba bana baba yok. Ki, babayı unutun. Bana siz eşinizin arkasından komşuna... otogara gitmediniz mi Onur Bey? Efendim? Otogara gitmediniz mi? Otogara gittim. Ben komşunuzu bana... çağırmadınız mı? Bak olayları sizin bak, gözünüzde çocuk falan yok. Eş evden kaçtı. Çocuk siz peşine var, düştünüz. Ablanım. Komşuya dediniz ki... Gel benim çocuklara bak. Tamam bak nasıl bak dedim. Ben bunu bilet almak için çocukta evde yalnız bırakamam. Komşumu çağırdım. Dedim
Abi dedim gel dedim bir 10 dakika eve bir bak dedim çocuk. Ben işime bilet kesip geleceğim dedim. Gittim, karın bilet nereye kestim. Gidiyor? Ha? Karın nereye gidiyor bilet alıyorsun? Kolum bana Adapaz'a da ben dedi. Tamam yani Adapaz'a sen de çocukları bırakıyorsun. Onun peşinden gitmek için aman gitmesin diye aşkın canın ya senin. Aynen aynen ben bir onu seviyorum. Bir tanen ya için. O senin. Hani dünyalarda hiç değişmediğim bir varlık ya. Çocuktayım. Çocukları. Bu kafte tamam. Eşimle ikisi de. Sen de çocukları bırakmak için onun peşinden kaçmasın diye otogara gidiyorsun. Evet. Amacın hani Gizem'i geri döndürmek. Evet. Değil mi? Çocuk da evimize gitmişsin diye. Ama çocuklar evde. Çocuklar komşunun ihbarıyla polis geliyor. Aile Bakanlığı'ndan geliyorlar. Ve yurda veriliyor sevgili seyirciler. Çocukların bulunduğu zaman gerçekten içler acısı bir durum. Sen bu haberi kimden aldın? Önce kendisi aradı, ondan sonra polis aldı. Dediler çocuklar çok kötü bir şekilde baygın durumda. Eşinize bu durumu anlatın dediler. Biz anlatamıyoruz. Hastaneye götürmemiz lazım dediler. Hastaneye götürülmek üzere alındı. Gece 12'de de ben indiğimde kendisi beni almaya geldi. Polis karakoluna gittim. Dediler Zeytinköy yetiştirme yurdundular. Çocuklar yetiştirme yurda evet. Alındı. Evet. Devlet denetiminde artık. Evet. Sen ne yaptın? Ondan ertesi gün tekrardan Zeytinköy'de dedi yetiştirme hani aldık dedi. Hatta Onur geldiğimiz günün sabahı komşularla kavgaya girişti. Hı hı. İşte bana hastane dediniz falan filan gibi. Niye komşularla kavga ettiniz? Bak ayrılık var ne güzel. Çocuklara bakmada hareket edemiyorsunuz ama çocukları kurtaran komşulara ikiniz birlik oluyorsunuz. İnsanları tehdit ediyorsunuz. Gel bu yani buradan yak diye bir laf var ya yani... Çocukları ikiniz de biriniz eş sevdasına, biriniz kafada zaten kazansan biri. Ben hem çocukta için, komşulardan hem niye? Ya komşular olmasa çocuk boğulmak üzereydi. Çocukta da bir sıkıntı yoktu. Biz çocukta bakıyorduk. Onurcuğum, ya ben şunu düzenleyebilir misin? Parça parça gidiyor. Seyircilerimiz de hani bir üstünden bir anlasınlar diye. Çocuklar yurda alınıyor, ölecek durumdaydı. Evet. Yurda verildikten sonra sen eve dönüyorsun. Evet. Biz yuvamızı kurtaralım. Yeniden bir araya gelelim, çocukları yurttan alalım, iyi bir ebeveyn olduğumuzu ispatlayalım. İncelemeye geldiler evi. İspatlayalım diye. Sen evde kalmaya devam ettin mi? Evet. Hatta evi baştan aşağıya sağ olsunlar yenileme oldu. Ondan sonra aile şeyinden geldiler. Zeytinköy'den gelince hatta sordular böyle. Gizemciğim sen geliyorsun çocuklar yurda verildiğini öğrenip alamayacağını öğrenince sizin ihmaliniz anne baba olarak sorumsuzluğunuz ortaya çıkınca evet. Sen tekrar bilet alıp nereye gidiyorsun? Tekrardan almıyorum bayağı süre oradayım. Ertesi gün tekrar kaçıyorsun. Ertesi yok bu olay bu. Hemen 24 saat içerisinde. 18 Ağustos'ta tekrar. 18 Ağustos'ta tekrar kaçıyorsun. Amacınız çocuklar falan değil. Sen şimdi her kaçışında kimin yanındasın? Ben her kaçışımda şöyle söyleyeyim abi gibi bildiğim Hakan birinin yanına bırakıyor ama yani bir gönül bir ilişkisi sene, falan yoktur. Bir dakika bir saniye. Hakan Bey. Evet. Ama bak, dün hani öyle aşkım. Demedim. Şöyle söyleyeyim söylemek zorundayım artık peşimi bıraksın diye. Dün aşkım, dedin ki Hakan benim sevgilim. Ben onunla tamam. Beraberim, aynen. Onun yanındayım. Benim çocuklarımın babası da o dedi. Evet, dedim demek ya, hep de demek zorunda kaldım. Aşkım, hani bak, yeter ki tane. Peşimi bırak. 18... Hakan Bey, bak Hakan Bey, bu ayın birine sana siket astı. Kanıtı var. Bu ayın birine sana siket gene devam ediyor. Bak dön, siketi hepsini kapatıyoruz. Bütün bozulunu ben kendim ödeyeceğim. Ben gece gündüz çalışacağım sırf senin için. Şimdi, bak ben sırf senin için çözüm. Çocuk da geri almak için gece gündüz ben çalıştım. 16 otelde, Temmuz. 7 gün 24 saat çalıştım. Ay be. Ben hem çocuk da için hem senin için. Vallahi bir ben şey söyleyeyim. Bana bugüne kadar bana... çocuklara yaptığım bir tane bir şey söyle. Benim teyzemler yaptı her şeyi. Ya ben çocuk da bana telefon ediyorsun. Bu çocuk da mecbur. Ben o gün spot dedi çocuk. Benim teyzemler yapmadı mı? İnkar bir dakika, etme. Bir dakika. Bak. Ben spot da çalışıyordum İstanbul'dan. Sen bana telefon edin 5. 5 alıp gelmiyor muydu? Ha? Benim teyzemler yapmadı mı? Şimdi bir saniye öyle. Sevgili seyirciler. Bu arada hani çocuklar karşılıklı suçluyorlar ama. Çocuklardan onu... büyük olan. Ben bir de evin yerine taşıdım. Su içmeyi bilmiyor. Çocukların ağzına bir lokma.
ya yaşıtı ve yaşının gerektirdiği bir besin maddesi girmiyor. Bütün çocuklar sadece mamayla besleniyorlar. Esaba benim bak. Onun haricinde aldıkları hiçbir gıda yok. Öz bakımları asla yapılmıyor. Bu çocuklar evin içerisinde normal bir aile ortamında asla büyütülmüyor. Çocukların bulunduğu ve ondan önceki süreç bir facia. O yüzden çocuk esirgeme kurumunda orada kalmaya da ve aileye verilmemeli de zaten bence bundan sonrası da öyle olacaktır. Çocukların durumu ortada. Şimdi Beteri'yi bir verelim ekrana. Çocuklar bulunduğunda, komşular onu bulduğunda, çocuklar yıkandığında, çocukların kafasında çok ciddi kabuklar, yaralar ve gördüğünüz kadar o bakımsızlık var. Ama yine de bu iki insan arasında aşk var mı? Var. Sevda var mı? Var. Birbirlerinden vazgeçebiliyorlar mı? Vazgeçebiliyorlar. Ama ortada dört çocuk var mı? Var ve bu çocuklar da perişanlar. Önce DSF olarak bir verelim görüntüyü. Üzerinde de benim sesim olacak. Komşulardan birinin bize göndermiş olduğu bir görüntü o döneme ait. Cici oldu benim oğlum Cici. Komşular çocukları hani anne ve baba varken de hani alıp yıkayıp bir şekilde bakmaya çalışıyorlar. Görüntüler bu şekilde. Çocukların da engel var. Güste 80 ikincide. İkincide. Evet. Büyük kız da var mı? Yok, kız da sadece konuşma. Hani konuşamıyor. Konuşamıyor derken babaanne hani tek tek kelimeleri yavaş. 5 yaşında bir çocuğun gelişim sürecinden çok daha geride ilerliyor. Evet. Yani o 5 yaşındaki çocuk daha 2 yaşındaki bir çocuk buyurun. Gibi ancak tek tek kelimelerle iletişim kuruyor. Çok bu görüntüler ne zamana ait? Bu görüntüler o gün alınmadan önce komşu geliyor yüzlerini falan yıkıyor. Onur çekiyor zaten şeyi. Peki bu komşular sizin hayatınızda size hep destek olan insanlar mı? Tabii abla hatta çevik kuvvetle çalışıp evimize eşya yardımı her şeyi yapan. Siz İstanbul'dan Antalya'ya geldiğinizde sizin evinizi ve eşyalarınızı kim alıyor? Komşumuz. Çevik kuvvete haber veriyor. Mesela Aile Bakanlığı'nda çalışan bir personel olan bir hanımefendi var. O bakım desteği. O da desteği, bize aile danışmanı verdi. Aile danışmanı bağlandı. Verdi ve evet. Maaşta bağlandı. Evet. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde kanunlar gereği hiçbir çocuk ailesinden uzaklaştırılmaz. Önce bu ailenin içerisinde kalması için danışmanlık tedbiri verilmiş. Eğer imkansızlık varsa ekonomik anlamda maddi destek verilir. Size danışmanlık veriliyor. Verelim. Bu alınmadan önce maaş desteği veriliyor ama maaş anne kaçarken, baba anne kaçarken otobüs bileti almak için kullanıyorsunuz. Çocuklara komşular bakıyor. Çocuklarla ilgili alınacak önlemlerin yetersiz kalacağı anlaşılırsa devlet tarafından artık alınacak da başka bir önlem yoksa devlet çocukları anne babası da olsa korumasız bırakmaz. Aynen şu anda. Şu anda olduğu gibi. Siz hala da o benim abimdi. Yani siz abi falan Hakan bırakın. Konusuna geleceğim biraz sonra da. Yani aslında hani bu aile bir arada olsun. Çocuklar o aile sıcaklığında büyüsün diye her türlü imkanlar seferber edilmiş. Bir de biz gerçekten yardımsever bir toplumuz. Komşular temel gıda ihtiyaçlarını, eşya ihtiyaçlarını karşılamışlar. Bu kadar herkes seferber olurken, destekler alırken o evden 5 kere kaçmanızın sebebi nedir? Hep kendisinin şeyleri yani darp etmeleri yok. Hani bir insan gibi karşıma alıp hiçbir zaman konuşamadım. Bir insan gibi yapamadım yani. O zaman senle hep... Hakan ben sana söylemiyorum. Hakan ben sana söylemiyorum. Hakan'ın bu yaptığı. Bir dakika. Eve çok girin. Güzel bir soru. Gerçekten. Hakan'ı kim soktu hayatıma? Tamam ben soktum. Sen itmedin mi beni şirket olayına? Bir dakika. Beni yapamı kesme. Ben ablacığım böyle kanallara seyirci olarak geliyordum çalışmaya. Kendisi şirketi yapacağım diye üstüme yürüdü. Bunun da şahitleri var. Tamam.
Hakan'ın hayatına kocan Onur soktu. Tamam, soktum. Evet. Senin ama üzerine bir şirket açılmış. O kendisi açtı. Hatta annesinin ölmüş rahmetlinin üzerine dahi açtı. Peki bu şirketi açma konusunda sizi kim yönlendirdi? O Hakan sadece bir aracı gibi. Hayır, hayır. Şimdi siz şirket açmayı bilen insanlar olsanız Hakan'dan önce de şirket açarsınız. Hı. Hakan hayatınıza girdikten sonra şirket açalım, iş yapalım, bu şirket açalım sizin üzerinizden, size de bir para vereyim, siz para kazanın dedi mi? Hayır, sadece dedi. Eşime bak, demiş. Dedi. Bak, sana diyor, konuşma. Sana. Hakan dedi, size hala dedi 2,5 milyon para yutacağım. Bir kere yattı, iki kere yattı. Yani para var şirket. İnsanları dolandıracaksınız. Bir insan kızına korkuyor. Bir dakika. Kızına korkuyor. Gizem, Hakan kocana şirket açtırıyor. Kocan bu konuda seni zorladığını iddia ediyorsun. Evet. Duyuyorum evet. Ve yatıyorum evet. Üzerine şu anda. Sonra da bu insan sizin evinize girip çıkmaya başlıyor. Evet. Sizin evinizde kalır mıydı? Arada kaldı sırada. Mı? Arada ha? Sırada. Ne olarak hitap ederdin o da? Şöyle söyleyeyim, kendisi mesela Onur'u arardı. Onur'a derdi ki içki ister misin Onur? Tabii abi. Çıkıp gittiği günü bilirim. Sizde Hakan sizin eve gelip kaldığında siz Hakan'ın varlığından rahatsız olur muydunuz? Şöyle söyleyeyim, o gelenleri engelledi. Evime gireni çıkanı belli değil. Hakan kendi yakın arkadaşlarından, çevresinden başka insanı davet etti mi? Ya da eder miydi? Yok. Sen Hakan aracılığıyla, şimdi Onur'u ikna ediyor, sizin evinize giriyor. Sonra başka dostlarını getirdi mi eve? Yok. Sen Hakan aracılığıyla başka bir arkadaş edindin mi? Hayır. Edinmedin. Hayır. Bu Hakan sizin evinizde kaldı. Evet. Sizin misafiriniz oldu. Evet. Aranızda o zaman bir gönül ilişkisi var hayır. Mıydı? Hayır. Sadece bir ne iş yapar Hakan Bey? Efendim? Ne iş yapar Hakan Bey? Fırıncı. Mecburi fırıncı. Ekmek yani. Ekmek. Ne şirketi açtı? Ekmek mi? Ekmek arabasıyla ekmek dağıtıyor fırıncı. Şirket ne şirketi kurdunuz? Ne satacaksınız? Senin üzerine. O şirket öyle bir görünümde şirket yani. Dolandırıcılık olan bir yani. Şirket evet, yok evet, yani. Doğru. Hayali bir şirket. Hayali bir şirket. Ha, ne satacaktı o şirketi? Yani onun üzerine Onur istedi de mesela öyle bir şirket açılıyor. Sana mesela 2,5 milyar veriliyor. Şu kadar veriliyor. Gizem bilmem ne şirketi açtı. Evet. Siz görünürde o hayali şirkette ne satıyorsunuz hayali? Bijuteri. Bijuteri satıyorsunuz. Evet. Bijuteri var mı? Yok. Bijuteri yok. Aynen. Siz Hakan'ın verdiği paradan cebinize giren bir para var mı? Onur'un. O zaman evden çıkacaktık, kiracıydık. O kira hatta Onur yalvardı. Hakan abi ne olur yalvarıyorum o şirketi aç dedi. Peki Hakan sizin bu zor durumda olduğunuzu gördükten sonra Gizem ben seni korumak, sana destek olmak isterim dedi mi? Dedi. Bir abi olarak ama. Her zaman. Hı? Evet. Abi olarak dediyse ben senin, sabah ben o gün evinize girip çıkarken şimdi sizde kalıyor evet, bu adam değil evet, mi? Evet. Kaldı sizde. Evet ara. Sizde yattı yani. Evet. Hani bir gece yattı, iki gece yattı, misafiriniz evet. Oldu. Evet. Sizin evinizde bu kadar sık bulunan biri, senin eşinin sana uyguladığı şiddete şahit oldu mu? Oldu. Bunu gördü mü? Gördü. Bununla alakalı, gel Gizemcim seni karakola götüreyim. Sen bundan şikayetçi ol, kanunlardan faydalan dedi mi? Dedi. Dedi. Seni bizzat kendi açta, elleriyle... Açtım bir tane mahkemeyi daha yeni mahkeme kapan. Değil. Gidip karakola kocam bana şiddet uyguluyor. Aile içi şiddete dedim. Maruz kalıyorum. Evet. Dedin. Evet aynı şekilde sonra... açıldı. Ondan sonra yine yalvardı. Hatta kendisine Hakan abi yalvarıyorum dedi. Ne olur bir daha böyle bir şey olmayacak dedi. O mahkeme öylece kapattı. Bak bir dakika ama ben seni bir de götüren, bir şey daha söyleyeceğim. Karakola götüren Hakan değil ki. Hakan kendisi dedi, istersen böyle bir yolu da var dedi bunu. Böyle bir yolu da var. Evet. Seni korumak istiyorum. Evet. Dört çocuğunu korumak istiyorum. Ben senin yaşadığın bu şartları gördüm. Sana sahip çıkmak istiyorum dediğinde sen ona bir kadın olarak, çaresiz bir kadın olarak güvenmiş olabilir misin? Bak Gizem. Şimdi bu senin zayıf noktan. Bak. Güvenmiş bak. Olarak derken o zaman bir Gizem, abi bir dakika, hani sus. Güvenecek bir doğru bir yer aradım. Bir dakika, her zaman. Bir hayır sus. Sen bana güven, kendini bana bırak ama ben sana ama sahip hesaba, çıkarım dedi bak, mi? Ben o adamı kaç kere evden kovdum.
Ben sabah işe gidiyorum. Sabah ben işe gider gitmez eve geliyor. Ben bir gün... ...hatta sürpriz getirdim. Evet. Eve geldim. Kapıyı çaldım, açan olmadı. Zile bastım, açan olmadı. Çıktım, telefon ettim. Dedim, Gizem dedim, neredesin? Tuvalet dedim. İki gün sonra da bana söylüyor ki o gün Hakan evdeydi. Hakan sizin eve sık sık gelip kalır mıydı? Kalıyordu. Ben onu nasıl kalıyor buldum. Onur bak, biraz önce Mehmet'te de aynı konu oldu. Bu ben adam onu... senin evine gelip sizin evinizde neden kalıyor? Ben bu adamı ben kaç kere kovdum. Evli değil mi Hakan Bey? Adam evli, iki tane çocuğu var. Çocukları olan, çocukları olan. Değil mi? Büyük de çocukları var sanırım. Evet. Biri askerden yeni geldi. Bir tanesi. Bak ne güzel. Onların askerden yeni geldi. Bir yardımsever baba evlatlarına şirket kurar. Size niye şirket kuruyor? Şununla bir soralım mı? Olur bir dakika. Şimdi ben mesela ona sordum. Hayır dedi de. Şimdi mesela ne güzel bak. Yardımsever geliyor. Evet. Yani sizin evde kalıyor. İstanbul'da değil mi bu adamın evi? Evet. Ha? Evet. İstanbul'da. Siz nerede oturuyorsunuz? Aynı İstanbul Pazariçi. Pazariçi. O nerede oturuyor? O da Yıldız tabii. Ama geliyor sizin evde kalıyor. Kendi karısıyla ailesiyle yaşadığı eve gitmiyor, sizin evde kalıyor. Bu Hakan denilen kişi başka misafir getirdi mi size? Getirdi. Kimi getirdi? Bir tane arkadaşı vardı, Cüneyt mi neyse o geldi. Başka? Bir kıyakçı var bir de. Hı hı. Bir de kıyakçı o geldi. Kıyakçı kimin arkadaşı? Bunlar da kimin? Gelip kalır mıydı sizde Onur? Kalıyordu. Kalıyordu. Evet. Ya sen peki demiyor muydun Hakan abi sen bu adamları bana niye getiriyorsun diye? Ben bunda kaç kere kovmaktan bıktım. Eve dedim gelmeyin. Ben en son pozisyonundan evi taşıdım. Evde de pozisyon sonra gene taşıdım. Evi bulmuşsun diye. Bu gizem oyunda gibi biz en son evi göstermiş. Onurcuğum bir dakika. Siz bu adamdan kaçmak için semt değiştiriyor musunuz? Kaç ev değiştirdiniz? Ya ben değiştirmedim. Kendisi yalan söylüyor. Kiraları ödemediği için ev sahibi kovuyordu. Her ev sahibi kovduğunda da Hakan'a yalvardı. Çok haklısın. Siz kiraları... Şimdi Hakan abi sizin kirayı bir zahmet ödeyiverseymiş bu kadar hayırsever bir adam. Onun derdi kira falan değil. Siz her ev semt değiştirdiğinizde bu Hakan... Sizin peşinizden o evlere geliyor muydu? Evet. Geliyordu. Başka arkadaş getiriyor muydu? Getiriyordu. Getiriyordu. Bir ihbarımız var. Buradan devam edeceğim biraz sonra. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra abla. Ben bu beyefendiyi tanıyorum. Kimi tanıyorsunuz? Bu yayına kadın ticareti yapıyor. Hakan Küçük Baltacıoğlu. Evet 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 çok iyi tanıyorum hem de Gazi Osmanpaşa'da kadın ticareti yapıyor. Bir de milletin üstüne şirket açıyor. Bu bayanı da tanıyorum. Bu bayan da onunla adamlarla gidiyor. Aşkım bak dur. Bizim tekiyle dur. Ben seni seviyorum. Osmanpaşa'da tanıyorum ben bunların ikisini de. Her şey yapıyorum. O test okuyor. Ya da finans çocuklarına sahip çıkıyor. Çok oluyor o adamın peşinde. Bir dakika bekler misin? Onur. Yapma. Onur. Seni seviyorum. Onurcuğum bu sevgi falan değil hastalık. Bir önce bunu bir belirleyelim. Hastalıydı seviyorum. Yok hayatım. Bak. Ben onu seviyorum. Gizem için elimden geleni yapar. Onu korumak ve bu Hakan'dan uzaklaştırmak için... Her türlü imkanımı seferber ederim. Bütün malımı sana önüne dökeyim. Hanımefendi, Gizem sizi duysun istiyorum. Siz bu Hakan'ı tanıyorsunuz. Tanıyorum Esra abla. Ben Gazi Osmanpaşa'da zaten devamlı Gazi Osmanpaşa'da bu adam. Yanında bir sürü kadın var. Kadın ticareti yapıyor. Niye orada söylemiyor? Gizem. Yazık günah o kadar çok hiç mi bizden benle beraberken hiç ki yani ben siz nereden geldiniz bu kadar güveniyorsunuz yani. Siz nereden geldiniz? Dün Gazi Osman Paşa'da olduğunuzu söylüyor. Mekan tamam doğru da, o anda Gazi Osman Paşa'ya çıktık. Bu iddialar hakkında ne diyorsunuz? Beyefendinin gerçek mesleğinin fırıncı olmadığını söylüyor. Söyleniyor. Hani ben de araştırdım ama böyle bir şey duymadım ama. Neyi araştırdınız? Hani bu Hakan'ı. Nereden peki? Şimdi bir şeyi araştırmak için duymak lazım. Ne duydun? Şöyle söyleyeyim. Her gittiğim mesela arkadaşlarından veya da gittiği mesela amcalarından falan hepsinden ben hatta ne kendi oğullarıyla konuşmuşluğum var. Ne duydun Hakan'la ilgili? Yani iyi şeyler. Ben hiç hani lafında durur. Mükemmel bir insan Hakan.
Değil aslında, mi? Öyle duydum. Bak, peki neyi yani sen Hakan'ın iyi bir insan olup olmadığını mı araştırdın? Aşkım bak canım. Aynen. Yani onunla arkadaşlık yapabilmek için ön araştırma yaptın. Bir tane. Hala bir tanem bir diyor. Tane. Hakan Bey sizin Ozan Bey'in yanında olduğunuzu söyledi. Yanın doğru onun yanın evet. Bu arkadaş. Kadar iyi mükemmel abi kendi evine eşinin yanına bir kadını korumak için götürmüyor. Gizem. Ozan'ın yanına bırakıyor. Ama Gizem. Kendisi de işleri olduğu için Ozan başka yerlere. Ozan Gizem. Kendi en yakın arkadaşı Gizem. Karısıyla eşiyle. Güvenmediği yere zaten bırakmıyor. Ha, söyle. Hesap onun yanına oturayım mı? Hayır. Hayır. Niye Gizem? Hayır. Hayır. Ne olacak oturunca Onur? Hayır. Ya aşkım. Hayır. Niye? Hayır. Siz bu aşk meşk davasına asıl gerçeklerden niye, o kadar uzaksınız ki. Ben ya burada neyin derdindeyim, siz neyin derdindesiniz İsimle vallahi. İkimiz beraber çalışıyoruz, çocuk da almak için para biriktiriyoruz, durumunu düzeltiyoruz. Benim davam kapanmıştır. Aşkım bak, Hakan bak. Hakan'la alakası yok, benim sana kapat. Olan bitmiş her ya, şey, bitmiş. Bitmişsin, gel. Bitmiş son bir saz daha ver. Son bir saz daha ver. Hayır. Bana son bir saz daha ver, bir de Hakan yapmayacağım. Konusuna gelmeden önce programa çıkacağını duyunca Onur'un yanına geri döndün. Sadece yayına çıkmasın diye. Yok canım. Susturmak için. Yok susturmak için değil. O zaman niye kaçtın o zaman? Hayır hayatım susturmak dün yayına bağlandığında. Sen bu dur tarihe de bakayım. Oldum ben, 6 Eylül'de kocanın yayına çıkacağını duyduğunda 6 Eylül'de Hakan seni Onur'un yanına gönderdi. Hakan göndermedi. Kendi isteğiyle gitti. Bütün ben kimye geldim? Bir dakika. Murat'la gelmedin bir dakika mi? Sus. Burada çalışsana. Herkesin yüzüne yezi oldum ben. Sırf bir senin dediğine inandım. Bastım gittim Antalya. E peki ama ne oldu? Sen gene kastın geldin. Ben seni. Bir saniye. Gene. Onur sen benim şu sorularıma cevap ver. Hakan sizin her adresinize geldiği gibi geldi. Evde de sürekli eve de sürekli başka arkadaşlarını evet. getirirdi. Hakan'ın asıl amacı karını senden uzaklaştırmak mı? Evet. Yanında tutmak karını mı? Karını uzaklaştırıp satacak. Kadının dediği gibi bak. Size para veriyor muydu Onur Bey? Para mı? Bir kere verdi. Bir kere para şimdi, verdi. Şimdi Hakan Baltacıoğlu'nun evin geçimini sağlıyor muydu? Efendim? Evin geçimini sağlıyor diyor. Kirayı o veriyor diyor. Kirayı o vermiyordu. Onun üstüne astı sikkete para veriyordu. Onun şimdi bu kesildi. Hakan Baltacıoğlu doğru konusuyla mu? Alakalı Hakan Bey'in de buraya gelmesini istiyorum. Çünkü ona da sormak istediğim çok fazla soru var. Ama ortada bir gerçek var ki 4 çocuk, bir kadın ve bir erkek var. Çocuklar devlet korumasında. Onur karısına ısrarla geri dön dese de aşkım, bak, döner mi dönmez mi hiç orasında değilim. Aşkım bak Gizem'i son bir daha korumak evine zorundayız. Dön. Bu bak, Hakan denilen günü, kişiden uzaklaştırmak bak, zorundayız. Günü, Hakan bak, bu pazar günü lütfen söz hakkını cevap gel. Hakkını kullansın. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz bu taraftan çıkıyorsunuz. Siz de buradan. Bazen küçük dilinizi yutacak gibi oluyorsunuz değil mi? Evlenme niyeti diye bir şey olması lazım. Hem ailenin düzeni için hem de bu çocukların korunması açısından. Kimlik, devamı kimlik, nüfus açısından. Kağıdı gibi diyorum diyeceğim de millet bana gülüyor dediğimde. Yemin ederim bir mülakat olmalı. Sınavlardan geçmeliler evlenmek için. Melahat Oruç geliyor. Kızı Fatma ve eşi Ahmet burada olacaklar. Bugün stüdyoda asıl olması gereken bir kişi daha var. Gülşah. Buyurun. Evlenemez, evlilik sorumluluğu alamaz ki. Mutluyum, mutluyum. Anne, biz ya mutluyum. Çocuğum ben benim değil. Anne deme beni. Paldır küldür, nişanlar, düğünler, nikahlar yapıldı. Melahat abla sen bu evliliğe aslında bir izin veriyorsun. Sonra annen çocuklarla Gülşah'ı öğrenince kıyameti kopartıyor. Değil mi? Yo biliyordu ki Esra Hanım. Tamam, biz ona da söyledik. Sen de biliyordun. Baştan beri biliyordun. Ben mi değil? Papeden yalan konuşma. Ay yeterlik de ağır çekemem vallahi. Konuşma. Gülşah nerede şimdi? Ya, nerede oldu be? Gülşah'ın annesi de telefon attığında. Kızınız Gülşah nerede biliyor musunuz? Gülşah köyde. Gülşah Ahmetlerin evinde Ahmet'in annesiyle. O da engelli. Onun da raporu var. Sen benim bağışına nereden gidiyorsun? Hayır. Fatma. Fatma. Fatma.
Benim kardeşim de diyor engelli diyor Fatmacığım. Sen o evde paran olmasa bir dakika durmazsın. Sana kimse de nikah kıymaz Fatmacığım. Annenin yanındayken maaşını böyle biriktirip küçük altın alıyormuşsun. Evet. Kaç küçük altının vardı kaçmadan önce? Yo benim ben hiç altın almadım ki. Ben evlendim. Öyle altınım oldu. O altınlar niye oraya takıldığını hani artık hepimiz biliyoruz. Evlenmeden önce bir görelim bakın. Bu evden kaçmadan önceki hali mi? Evet. O yaşadığı şartlar ve yaşadığı ortam Fatma'nın hayatını direkt olarak etkiliyor. Bu adam da sana nikah kıydım, seni seviyorum diyerek seni kandırıyor. Yok, hiç alakası yok. O evde ne dönüyorsa annenin her şeyden haberi var. Gel yanıma, ben koparıyorum seni. Gel yanıma, elimi açacağım seni. İstemiyorum seni. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Ahmetciğim, bu sana ne eş olur, ne senin iki tane Gülşah'tan dünya getirecek çocuğuna ana olur. Ne yapayım, boşayayım mı? Boşayayım mı? Vallahi boşanın. Boşayayım mı? Boşayayım mı? Vallahi boşanın. Hoş geldiniz. Şimdi annenin bir iddiası var, onu biraz sonra soracağım. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz ki Ahmet aslında Gülşah isminde evli bir kadınla bir ilişki yaşıyor. Belene vurma. Ve iki tane de çocukları var. Sende bir yeğen var, onu çekin misin bu defa? Bak kızımı belene elini vurdu. Çekin misin? Nikahlı da onu nereden çekiyor ya? Çek! Ulan senin kaçın. Biraz uzaklaşın lütfen. Uzaklaş. Şimdi Ahmet, Gülşah denilen kişiyle bir ilişki yaşıyor. Bu ilişkiden de biri 3 aylık, bir de 1,5 yaşında bir çocuk var. Bu ilişkisiz Fatma'yla Temmuz ayında kaçtıktan sonra hemen nikahı kıyıyor ve birlikte oluyor. Gülşah'ı getirdim. Dedin ki Gülşah'ı nerede buldun? Çünkü siz dün ne dediniz? Gülşah yok, iki çocuğu bırakıp sürekli kaçıyor, sürekli evi terk ediyor. Hatta kaba tabirle onun başka bir ilişkisi var. O ilişki yaşadığı adamın yanında dediniz. Sizce Gülşah'ı rica ediyorum. Yoksa alacağım dışarı. Fatma, Gülşah'ın dediğin başka bir ilişkisi var. Bunu sen de söyledin. Çocukları bırakıp giden kötü bir anne, kötü bir dini nikahlı eş olarak lanse ettiniz. Sizce Gülşah'ı nerede buldum? Nerede bulmuş olabilirim? Ya köyde ya da eski kocasında da. Ya eski kocasının yanında? Ya da köyde çocukların yanında da. Hangi köyde? Benim kaldığım köyde. Senin kaldığın köyde? Ya da annesinin yanında. Kendi annesinin yanında. Evet. Olabilir. Gülşah ne kadar süredir sizinle yaşıyordu ya da evi ne zaman terk etti? Seninle evlendikten sonra sen Gülşah'la beraber yaşadın mı? Hayır. Hiç aynı evde bulundunuz mu? Hayır. Sadece çocukların yanına geldi. Ya, İki... 4-5 gün kaldı. Sonra bir de kaçtı gitti. Yani bu iki aylık iki ayda 4 gün 5 gün kaldı sonra kaçtı. Evet. Nereye kaçtı? Bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Ahmet sen biliyor musun? Faruk diye birisine kaçtı. Ortaya annesinin evinin üstünde kalıyor. Yaşlı bir adam 65 yaşında. 65 yaşında. Onun yanına kaçıyor. Gülşah Fatma ile evlendikten sonra. Evet. Sizinle beraber yaşadı mı? Kaldı. Ne kadar kaldı? 3 gün ne kaldı? 3 gün kaldı. Evet. Bak biriniz 5 gün diyor, biriniz 3 gün diyor. 3 gün kaldı. Yani kaç gün kaldı? Kayıp. Gelme amacı neydi? Çocuklar için geliyor. Çocukları ne yapmaya geldi çocukları görüp? Ya çocukları görüyor, yanında duruyor, 1-2 gün sonra da gidiyor. 2 gün sonra gidiyor. 2-3 gün sonra gidiyor. Yani sorumsuz ve ilgisiz bir anne. Evet, herkes de biliyor zaten. Kaç gündür kayıp Gülşah? Kaç gündür Faruk Bey'in yanında Ahmet Bey? Bunu en iyi siz bilirsiniz. Tamam. Ona ben şey yapmayayım ya. Kaç gündür kayıp işiniz... bu kadın? Bebeğini terk etti ve Faruk Bey'in yanında olduğunu iddia ediyorsunuz. Kaç gündür? Onun yanında bir 5 gün, 10 gün, 1 ay kalıyor, sonra geri geliyor. Hayatım kaç gündür sen çocukların annesine ulaşamıyorsun? Hiç aramadım Gülşah. Ha? Hiç aramadım çocukları. Aramadın. Gülşah'la işin yok. Yok. Peki sevgili seyirciler bakın biz Gülşah'ı nerede bulduk? Gülşah gelsin bir de ondan dinleyelim. Gel Gülşah. Gel böyle, biraz daha böyle otur Gülşah'cığım. Gel. Çıkıntın yok, ona bir şey karşılayacağım. Hoş geldin. Karşılayacağım, çıkıntın yok.
Bu kadını ya böyle ağladısız ya. Allah da seni ağlatsın. Allah seni ağlatsın aslında. Şimdi bırakın beddua etmeyi. Gerçeklerden bahsedelim. Gülşah'cığım. Sen nereden geldin buraya? Evinden geldim. Kimin evinden geldin? Ahmet'in evin. Ahmet ve Fatma'nın ve Ahmet'in annesinin yaşadığı evden mi geldin? Evet abla. Sen Fatma ile Ahmet evlendiğinden beri onlarla beraber mi yaşıyorsun? Evet. O evde üçünüz beraber yaşıyorsunuz. Evet. Peki programda bu konu işlenmeye başladıktan sonra Ahmetler seni sakladılar mı? Sakın ortaya çıkma dediler mi? Hayır demediler. Ne dediler? Ya, dur dediler. He? Dur dedi. Hayır sen evde kal aman sakın onlarla konuşma burada olduğunu söyleme dediler mi? Dediler. He? Ne zaman dedik? Gözün ele etme. Söyle ne zaman? Ya söyleme. O gözün çıkardılar. O gözün çıkardılar. O kadın sende kokuyor ama ben kokmam. Gel erkeksen gider çarşıya. Her yerde buluşur akşamda Ahmet. Her yerde. Ben yine bir adayım. Gülşah. Şimdi... Ahmet'le kaç yıldır berabersiniz? 7-8 sene. 8 senedir. Nasıl tanıştınız? Acilde tanıştık. He? Akşamüstü acilde. Acilde tanıştınız. Sonra beraber olmaya başladınız. Evet. Hı hı. Bu ilişkiden çocuklarınız dünyaya geldi. 2 tane. Sen bu ilişkide, bu evlilikte mutlu muydun? Mutluydum. Hı? Mutluydum. Mutluydun. Ahmet'i seviyor muydun? Seviyorum. Senin de zihinsel engelin var mı? Var. Peki bu sevdiğin adam Fatma ile evlendi. Evet, evlenmiş. Evlenmiş. Sen bunu nasıl öğrendin? Ya ben köye geldim. Ya bana dedi ki ben dedi hapse gireceğim dedi. Hı hı. Sen dedi git dedi annenlerde kal dedi. Ben çıkasıya kadar dedi. Ben gittim. Bunun birkaç gün sonra bir sabahı evlendiğini duydum. Ben cezaevine gireceğim demişsin. Sen annenlere git mağdur olma. Ama sen halbuki düğün dernek yapıyorsun. Değil evet. mi Ahmet? Evet. Bu yalanı söyledin mi? Söyledim. Seni annenlere gönderdi. Sen düğün yaptığını görünce geldin. Evet. O düğünden geldim. Sonra beraber yaşadınız mı üçünüz? Evet. Hı? Ne söyledin? Üçünüz beraber Fatma, Ahmet, sen. Evet. Kayınvaliden. Bir de 2 çocuk. Evet. Hep beraber aynı evde yaşıyorsunuz. Hı hı. Değil mi? Peki Ahmet sana sakın sesini çıkartma. Sakın huzursuzluk çıkartma diye şiddet uyguladı mı? Seni dövdü mü? Hayır dövmedi ama söyledi ben dedi evlendim dedi. Hı hı. Ben dedi hatta Fatma'ya da karışma dedi. Fatma'ya dövme karışma. Falan dedi. Sana hiç vurur muydu? Bazen. Bazen? Vururdu evet. Fatma olmadan önce ve Fatma'dan sonra da dayak atar mıydı? Atardı. Ne diye ne diyordu mesela? Kızıp da mı atıyordu? Evet. Eve git para getir diyor muydu sana? Demiyordu. Ya da çocuklarla git sokakta dilen filan der miydi? Hı? Dilencilik yaptırdı mı? Hayır. Ama birçok kişi ihbarda bulunuyor. Ahmet Gülşah çocuklarla dilendiriyor diye. Onu duymadım. Kayınvaliden de sana şiddet uyguluyormuş. Bazen uyguluyor öyle. Kayınvaliden sana vuruyor. Şiddet hani böyle vuruyorlar, morartıyorlar, canını acıtıyorlar mıydı seni? Hı hı. Git diyorlardı bana. Git diyorlardı. Kaynanamla Ahmet bana git diyorlardı. Ben evlendim diyordu. Ben evlendim sen buradan defol diye seni dövüyorlar mıydı? Evet. Sen gitmiyordun. Ben çocuklarım için yaşıyordum abla. Peki seni evden kovup sen gideceksin. Çocuklar burada kalacak diyorlar mıydı? Hı? Evet. Sen o evden giderken çocuklarını alabilir misin? Alıyordum. Alıyordum. Ahmet gelip çocuklarımı alamazsın diyordu. Hı? Onlar benden diyordu. Onlar benim çocuklarım. Ama mesela Ahmet ile Fatma dediler ki o hep kaçardı. Dostu vardı onun dediler. Hayır. Ya yürü git yalan. Be. Kaldım ben gittim Faruk'la kaldım otelde değil mi? Yalan. Ha sus tamam. Hmm. Siz Leyla abla bağlanacak merak etme.
Ağzını hayatım, kıracaksın. Bak bir etme. İftira atıyorlar. Sanki sen sürekli evi terk eden biriymişsin gibi. Yalan abla. Çocukları terk eden bir anneymişsin gibi anlatıyorlar. Yalan. Niye sus diyor lan? Bu kadın ne diyor? Beni dövdükleri halde ben o evden gitmiyordum diyor. Benim doğru mu değil mi? Var. Bak, peki sen o evden çıkmak için, çok özür dilerim. Sen o evden çıkmak için dün kimi aradın? Annemi. Ne diye aradın? Anne dedim, gel beni al dedim. Beni burada bırakıyorlar dedim. Ve beni dedim, İbrahim abi dedim, yollamıyor dedim. İbrahim seni niye yollamıyor? Yağmur yağıyordu. Bırak yağmurdan dolayı. Anne gelin beni bu evden aslında kurtarın diyorsun. Evet. İbrahim'le senin ilişkin ne? İbrahim bu arada Ahmet'in neyi oluyor? Abisi. Abisi oluyor. İbrahim niye seni salmıyor, bırakmıyor? İbrahim de seni seviyor mu? Ha? Yani sevdiği için mi bırakmıyor seni? Yani hem sevdiği için başına bir şey gelmesin diye. Başına bir şey gelmesin diye. Dün seni evden kim çıkarttı? Jandarma geldi. İki ekip jandarma geldi, beni öyle aldılar. Jandarmayla. Sen çıkarken çocukları aldın mı? Alacaktım. Niye alamadın? Bırakmadılar ki abla. Kim bırakmadı? Herkes. Herkes kim? O evdeki İbrahim abiyle kaynanam. İbrahim ve kaynanan çocukları bırakmadı. Sana sen bu evden gidemezsin dediler mi? Demediler. Bu evde kalacaksın dediler mi? Dediler. Ha? Bu evde yaşayacaksın bizimle. Dediler mi? Dediler. Çocukları sana niye vermediler? Benim değilmiş. Öyle diyorlar herkes. Çocuklar bir kere senin, onların değil. Sen bu İbrahimlerin evinde kalır mıydın? Kalıyordum. Bunlar yukarıda kalıyorlardı, ben aşağıda kalıyordum. İbrahim evli mi? Değil. Değil. İbrahim senin neyin? Abim. Abin değil sadece. Abi. Hı? Abi. Kollarına bakabilir miyim? Bu kollarını kim yaptı? Ben yaptıydım. Her şeyi çocuklarım için yaptım abla. Aşık Hanım. Adamların da onun gözlerine baksın, takip etsin. Gülşah Hanım, öncelikle korkmayın. Ben Ahmet'ten çekindiğinizi düşünüyorum. Şuradan da seslenmek istiyorum. Bulunduğunuz köyün ismi neydi? Aydınlar Köyü. Aydınlar Köyü'nün muhtarına seslenmek istiyorum. Hanımefendinin anlattığı gibi dün o köye bu kadın evden jandarma eşliğinde çıktıysa, o evde hiçbir bağı bulunmayan resmi anlamda biyolojik baba olduğunu iddia eden birisi var ama o iddia boyutunda hiçbir karar yok. Hanımefendi evli, nüfusta çocukların kimlikteki babası burada oturan şahıs değil. İbrahim o çocuklar için X, babaanne X babaanne. Kadın evden çıkarken 3 aylık bebeği kucağından ayırmaya ne kanun buna müsaade eder, ne vicdan buna müsaade eder, ne örf adetimiz müsaade eder. Ben muhtara seslenmek istiyorum. Ya ben de seslenmek yapılıyor. İstiyorum. Buradaki kızım engelli duygunu ortaya koyabilecek kadar. Sen geç, insanları biraz ötekleyin. Bu sağlık raporları bu kadar ben çabuk nasıl alınıyor? Senin ablası geldi mi? O Gülşah'ın. Çıkmayacak abla. O çıkmak istemiyor. Ama korkma telefonla Gülşah, şurada şey ekranda. Ekranda. Her şeyi anlat Gülşah. Bak şimdi burada o evlatlarını senin konuşacağız kucağına da, gidip... Bir abla gelsin, mikrofonu da eline alsın. Kucağına. Ekranda gözükmeden yaşadıklarını anlatsın. Gülşah'cığım. Efendim. Senin korku... Hiçbir şeyden korkma. Sen yalnız değilsin ki, bak buradasın. Canım o göz... Seni o evde tutuyorlardı değil mi? Bak Ahmet bu akşam görüşecek. Tamam. Bu akşam dediğin yere gel. Kafirli şimdi konuşmayın. Melahat ablanın şimdi, normalde tehdit gibi algılanır ama, çok bir haklı, anne ben olsam ben de onun gibi yaparım. Için yapılan bakmacım, bir serzeniş şimdi karşındaki evet, Melahat abla. Annem bir dakika konuşayım, söz veremem. Ben sana söz vereceğim ama ne olur bir izin ver. Rica ediyorum izin ver. Neden? İşte geveze o. Bırak gevezeyi. Şimdi Gülşah konuşamıyor. Kendinde duygularını zor ifade ediyor. Sizin söylediğiniz ona gitti, Ahmet'e gitti, Mehmet'e gitti gibi bazı yalanlar vardı ya. Hani bu kadını suçladığınız. Bir kere bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Nasıl çıktı?
Bayağı çıktı. Kim söyledi? Gülşah, Ahmet ve seninle kayınvalidenle yaşadığın evde sizinle beraber yaşadı. Hatta ara ara senin abinin üst kattaki evinde kalıyordu. Değil mi Ahmetciğim? Ben şunu istiyorum, tek istediğim hiçbir şey isteme. Doğru mu değil mi? Doğru şey mu değil mi? Gülşah, benim çocuğum hastaneden bıraktı, hangi bir adama gitmiş onu bir söyleyin. Kime sen gitmiş? Boş ver. Sen Gülşah'la beraberken, Gülşah evliyken, kaçırırken, Gülşah iki çocuk yaptırıp bir aylık bebek kucağındayken sen hangi kızı kaçırdın onun cevabını ver. Bak ortada. Ben sevdiğim kızı kaçırdım. Bırak onları sen. Sen onları bırak. Esra. Bu kadının bu evden çıkmasına sen ve abin izin vermiyorsun. Esra abla. Gülşah'ın. Gülşah. Esra abla. Evet. Gülşah 3 gün önce kimin yanındaymış bir söyleyeyim. Esra abla. Bırak. 3 gün önce de sizin evdeydi. Kimin yanındaymış dün bir söyleyeyim. Dün jandarmayla çıktı Ahmet. Ben bilmiyorum niye çıktı. Dostunda dediğiniz kadın niye sizin evinizdeydi? Bunun bir sürü dostu var. Bu kendi biliyor. Bir dakika. Esra oradaydı buradaydı dediğiniz kadın neden sizin evinizdeydi? Neden abinin evindeydi? Çocukları görmeye gelmişti. Hangi yalan. Çocukları görmeye geldi? Kişi yalan. O evden dışarı çıkmadı Gülşah. Çıkmadı mı? Çıkmadı. Tamam abla sensin o zaman. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sensin. Yalan. Hiç ekranda gözükmeyeceksin. İçin çok rahat olsun. Siz 7 yıldır bu ailenin içerisindesiniz. Kardeşiniz için, evet. Kardeşinizin yaşadıklarında onu da kurtarmak için elinizden geleni de yapıyorsunuz. Evet, doğru. Yalan. Gülşah dün neden jandarma eşliğinde çıktı ve ne diye sizi aradı? Şöyle biz gittik. Daha doğrusu dün canlı yayından sonra bizi aradılar. İbrahim'in telefonuyla. Dedi beni buradan çıkarmıyorlar. Ben gelmek istiyorum ama beni yollamıyorlar. Annem de dedi. İzin vermeyen kayınvalideyle İbrahim mi? Evet. Evet onlar. Annem o zaman dedi kalkın gidiyoruz. Gülşah'ı oradan alacağız. İyi dedim anne gidelim. Gittik. İlk başta Gülşah yok dendi. Evden çıktı. Kim diyor yok diye? Bunun... şey var. Kayınbiraderi mi? Yok hayır. Eltisi. Eltisi. Hülya hı. diye. Onlar söylemişler böyle böyle diye artık nereye sakladılar bilmiyorum. Gülşah yok dendi. Bir hı. anda bir ışınla çıktı evden gitti. Anneme gidiyorum diye çıktı gitti dediler. Annem de jandarmayı sen aradı. Sen o sırada neredesin Gülşah? Ben Hülya halamın yanındaydım. Yani kapıda ailen geldiğinde Gülşah evde yok diyorlar ama sen evin içindesin. İsterseniz gelin evi arayın dediler. Ben girdim evi aradım. Gülşah hiçbir şekilde yoktu. Jandarmaları çağırdık. Bu sefer Gülşah ortaya çıkardılar. İşte Gülşah bakkala gitti. Geldi dendi bize. Nereden çıktı peki Gülşah jandarma bilmiyorum. Gelince? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Yani gene o evin içinden çıktı. Evet. Evet yani 15 dakika 20 çıktı. Dakika önce Gülşah yok denilen kişiler bir anda Gülşah'ı evet. ortaya çıkardılar. Evet. Hülya Gülşah İbrahim geldikten Bey'in sonra eşimi. Ne anlattı? Hülya İbrahim Bey'in eşi mi? Yok Meltin. Yok Eltisi. Eltin. Ya kimin eşi oldu? Eltin de İbrahim'in mi Ahmet'in mi? Meltin. Mert'in eşi. Peki Gülşah size çıktıktan sonra ne anlattı? Jandarmalar aldı. Jandarma eşliğinde gittik biz. Jandarmadan çıktığında zaten ifade vermişler jandarmada. Oradan çıktıklarında sizin geldiğinizi öğrenince beni sakladılar dedi. Gülşah? Seni sakladılar mı? Evet. Gitmemen için. Niye saklıyorlar seni? Kardeşimle, ya kardeşimle görüşmemi istemiyorlar abla. Niye ailemle istemiyorlar görüşmemi. Senin kimse, yani senin başında sana sahip çıkan hiç kimse olsun istemiyorlar. Evet. Aman. Seni kullanmak için mi? Esra Hanım bir şey söyle. Peki. İstedi mi? Sus sen be. Akşam mı? Ha? Dün çocuklarını dün da almak istedi mi? Yok hayır çocukları zaten almadık. Alma hani bu böyle bir talebi oldu mu Gülşah'ın? Yok hayır. Böyle bir talebi olmadı. Siz ikiniz beraber yaşıyorsunuz değil mi? Hadi bakalım Fatma. Bütün yalanlar boşa çıktı. Şimdi şunu düzeltmek hani... istiyorum. Böyle bir talebim olmadı diyorsunuz da. Diyor ki belki aklına gelmemiş olabilir. Şiddete ve o evde kalmaya çocuklarım için razıyım diyen bir anne var. Ve kız evet. kardeşiniz kendini ifadede zorlanıyor. Evet. Yani siz kız kardeşinize şiddet uygulandığını hatta sağlıklı bir birey olsa oradan çıkıp gidebilecek ama hürriyetinden yoksun bırakılan ve bir takım rahatsızlıkları olan da bir kız evladı var. O gece çıkardın ama. Ya sus sen. O evden çıkmasına engel olmuyor. Siz niye çocukları almıyorsunuz? Ya bu çocuk 3 aylık.
Daha peki, önce de 3 aylık çocuğu anne kucağından nasıl ayırıyorsunuz? Gülşah biz ayırmıyoruz zaten. Biz oraya gittiğimizde Gülşah'ı zaten aldığımızda ilk önce jandarmalar eşliğinde biz bebeği de aldık. Kayınvalidesi benim evladımı bana getirin dedi. Gülşah'cığım sen çocuklarını almak eğer istesen dedi, korkuyor musun? Dedi. Korkuyorum abi. Korkuyorsun yani. Ha? Evet. O çocukları ben alıyorum. Hı-hı. Gidiyorum. Ve Ahmet de benim peşime düşüyor. Alamazsın diye. Alamazsın diye. Çocukların babası aslında Ahmet değil. Senin evet. resmi nikahında eşin. Bu insanlar o çocukların hiçbir bağı... Yok. Yok. Biraz önce özellikle sordum. Öyle bir talebi olmamasın. Hani ben kendi bir canımı kurtarayım. Kurtardıktan sonra çocuklarla ilgili. Sen hiç merak etme. Allah'ın izniyle o çocukları alırız. O, abla... Esra'yı bir şey mi? O çocukları ben almak istiyorum yanıma. Almak istiyorsun. Ben de senin yanındayım. Tamam mı? Yazıklar olsun. Böyle anne daha iyisiniz ya. Size Gülşah, yazıklar olsun. Bak ne o evdesin. Yazıklar. Ne bir baskı altındasın. Burada seni korumak için, senin yanında olmak için, sana destek olmak için herkes seferber. Başta ben. Ama senden tek bir ricam var. Sen ne olur sana ne kötülük yapıldıysa bu Ahmet tarafından, bunun annesi ve ailesi tarafından hepsini tek tek anlatma. Anlatacağım abla, her şeyi anlatacağım. Onlar senden korksunlar. Senin söyleyeceklerinden, gerçekleri anlatmandan. Sen hiç kimseden korkma. Hiçbir güç bir daha seni o eve geri döndürmeyecek. Kendisi geliyor. Çağla ablaya da sorabilirsiniz. Neden kadın geliyor? Kadın geliyor. Neden? Geliyor Ahmet'in yanında. Niye Fatma'la Ahmet ayrılsın? Ahmet bana kalsın. 15 dakika İnşallah önce, duası kabul olur. O kadar saf niyetli ki. İnşallah duası kabul konuştu. Olur. 15 dakika önce Fatma Gülşah'la telefondan konuştu. Kimle konuştum lan? 15 dakika önce telefonla konuştum tamam. Önce Ahmet bir cevapla. Ya, Gülşah'ın her anlattığına bir cevabın vardır elbet. Gülşah ne dedi saklı. Gülşah ne dediyse haklı. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum onunla ilgili. Peki şiddet ben Gülşah'a iftira Üzün attım diyor musun? Üzün konuşmaya. Kendimi korumak konuşmaya. İçin. Ha? Kim dedi? Ben dedim. Gülşah'a kendimi ve Fatma'yı korumak için iftira attım diyor musun? Yok ben Gülşah'ı çok yollardan topladım. Sağ soldan çok topladım. Çok peşine koştum. İnsanlar da kızlarını peki, senden kurtarmayı, senden nereden toplamaya topladı? Çalışıyorlar. Bu ne olacak? Nereden topladı? Söylesene. Paralı otelde. Toplandı. Bana bak. Ne de toplandı ya. Kaç kadın hayatını mahvettin? Sen de bilir misiniz? Ben 3. He? 3. 3 tane kadın hayatını mahvettin. Etmedim. Onlar benim etti. Birincisi kim? Kaçırdım birisini. Yaş ufak dediler. Ondan ikincisi Gülşah, üçüncüsü bu. Evet. Ama ben eşimi seviyor. Net bir insan değil mi? 3 kadın hayatını mahvettin. Bu sadece bildiğimiz... İki tanesinin engelli raporu var. Bir tanesi de kendini savunamayacak kadar küçük. Konuşabilir miyim? 13 ya da 14 Beyeceğim, yaşında. Bir dakika. Değil mi? Evet. Şimdi Melahat ablaya bir söz verelim. Allah bilir ne yalan söyleyecek. Ben yalan söylemeyeceğim kızım. Sen ne yalan söyleyeceksin yalan Fatma? Yalan söylemiyorum kızım. Sen gerçekleri söyleyebilecek kadar çok cesur bir kızsın aslında. Annene sergilediğin tavrı... Bak bugün bir cesaret göster. Bak Gülşah nasıl korkaktı. Esra ablasına her şeyi anlattı. Peki, şiddeti Fatma, anlattı. Fatma bana gerçekleri anlattığı için sizce dün akşam Ahmet tarafından baskı görmüş müdür? Soruyorum herkese. Gülşah. Fatma bana o evin içerisinde olan gerçekleri anlattığı için. Yok. Gerçekleri anlatsa. Anlatsın. 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 Fatmacığım hiçbir şey gizlemedi. Sen bütün gerçekleri dün akşamki... Ne oldu niye kaş yapıyorsun? Yani. Sen bana bütün gerçekleri anlatsan Ahmet'in tepkisi ne olur? Annen öldüm, baban öldüm. Kardeşin götürüm yakarım kibitlendi. Sanki bir gerildin Fatma. Yok. Bence bir gerildin. Ben hadi gerçeklerden bahsedelim mi? Bana çocuğuma, bana bir şey olduysa ben Ahmet'ten biliyorum. Annesinden biliyorum, İstanbul'da ablasından da biliyorum yani. Ahmet bu nasıl bir sapkınlıktır ki bir aylık bebeği olan... Tamam bir şey söyleyebilir miyim? Nikahlı eşinden bir çocuk dünyaya getirdiğin zaman bir aylık bir bebek var gidip bir kız kaçırıyorsun.
Ezra Hanım bir şey diyebilir miyim? Bunu Ahmet cevap bir dakika, versin. Yok ben başka bir şey söyleyeceğim. Ahmet gel Burcu'nu alıp al Gülşen sen de Ahmet al. Tepe tepe kullan. Git. Sen buradan gel. Hayır sana gelmesin. Gel, gel buraya gel. Gülşen. Gel. Bir saniye gel. Anlamadım. Boşa niye dedim? Boşa niye? O hala olayın. Tamam orada otursun. Ay çok güzel oldu vallahi. Ha anladın kumpalı uçağı da seni. Ananın yavuşu. Fatma. Başıma Fatma. Gözümün üstünden yayın var kızım. Tüm bu olanlarda. Kaçın çakın. Hiç. Eser bize kaçtıracak birbirimize. İnşallah. Vallahi kendim kararım. Aşam daha iyi olun. Aşam Hanım ben kardeşlerime güveniyorum. Fatma tüm bu konuşulanlardan. Gülşah'ın mağduriyetinden sen Gülşah'la evlen, biz boşanalım olayını mı çıkardın? Tamam işte Ahmet'in derdi de o. Yani... Onun derdi de o. Peki bir şey söyleyeceğim. Peki benim çabam aman Gülşah'la Ahmet evlensin, onlar mutlu olsunlar. Fatma mutsuz olsun mu? Ha Fatma? Fatma? Gözün Agata. Agata o kadar gözünü o evin içerisinde. Bir sus yeter be bir sus be. Sus ulan bak ya nenem o kadar yürü. Tamam sus. Tamam gel. Fatma'yı seviyor. Fatma. Tamam gel. Allah seni bildiği gibi. Fatmacığım gel. Gel kimse boşayamaz bizi gel. Ben seviyorum seni bırakmam. Ha, ben sana söz verdim bırakmam. Neye söz verdin? Ben bırakmam onu. Bir dakika. Yalan. Esabla. Konuyu nasıl değiştirdin? Söz verdim. Dur bir Fatma. Hemen dur. Bir dakika. Fatma konuyu nasıl değiştirdin? Love story'e döndü olay. Evet. Gülşah çok önemli aslında. Bir şey söylüyor. Değil mi? Gülşah. Ahmet'in dediği yalan abla. Ben onu seviyorum dedi ya. Evet. Ahmet bana dedi ki ben Fatma'yı dedi parası için seviyorum dedi. Ya defa ya. Evet. Devam. Melat abla bir otur iki dakika. Ne için Fatma'yı parası için aldı. Evet. Evet. Ben seninle mutluyum. Seni seviyorum. Sen korkma. Seni bırakmayacağım dedi mi? Dedi. Dedi. Fatma ile birlikte olmasının amacı. Fatma'nın ne parası var? Bekler sen gör. Bekler sen gör. Hanım engelli maaşını almak için eşini size darp uyguladı mı? Şiddet Asa uyguladı hanım, mı Fatma Hanım? Senden bir yiyeceğim var. Doğruyu onun söyleyin. Onun maaşını kes. Yalan. Lütfen. Abla yalan. Gülşah bir Fatma sen anlat. Fatma para almıyor almıyor. Bunu ay, nereden uydurdunuz siz ya? Fatma para almıyor. Oğlum, çalışmıyor. Ya, ya, alacak ama. Sakinleş dışarı çık. Şimdi Gülşah'cığım bak biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Fatma'nın engelli maaşı alma imkanı var. Sen bir anlat. Şimdi seni ikna etmesi lazım. Gülşah'cığım ben seni seviyorum. Fatma ile nikah kıymak zorundayım. Hı? Fatma dedi, abla dedi, benim dedi, Fatma da hatta söyledi. Benim dedi engelli maaşım var dedi. Ahmet de onu parası için seviyor. Peki Fatma gelirken evden para getirdi mi? Hayır. Ahmet Melahat abladan para istemiş İstanbul'a gittiklerinde. Bize para ver demiş. Bak yüzü de burada. Ne zaman tamam. istedik lan? Oğlum sen dedin ben... Bak sessiz konuşacağım ben anlamayacağım. Sen dedin ki anne Ahmet benden para istedi. Ben dedim yok sen niye küstün al odaya gittin ağladın Gülşah. Bir daha bana paya mı? Bizim sende zaten 2000 lira alacağımız var. Ay bir sus Ahmet Allah oğlum, aşkına. Gel sen alacağımız de, var. Gel, gel, gel Gülşah yalan. Sana. Gerçekten bu. Al bir dışarı. Eğer bak izin vermiyorsunuz tamam. kendi kavganızı tamam. ederken tamam. sormam gereken sorulara izin vermiyorsunuz. Hala o gaygaranın içerisine. Şuradan çıkar mısınız dışarı? Çık dışarı. Çık. Buradaki sesi susturmaya çalışırken sizle mi uğraşacağım ben? Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden de mi? Gülşah'ım. Efendim. Siz dün annen dedi ki benim kızıma dedi. Başkasına ait eşyaları aldırdı. Yani hırsızlık yaptırdı dedi. Evet yaptırdı. Kaç kere yaptınız? Bayağı yaptı. Sen de yaptın mı onunla beraber? Yaptım. Nerelere gidiyordunuz? Ya köylere gidiyorduk. Köylerde bir kafeterya, bir kahveci bir yer vardı. Oradan iki tane tüp çaldık.
çaldırttı bana. Hı hı. Ondan sonra başka bir yere daha gittik. Oradan da çaldık. Bunların hepsi böyle... polise kayıtlı değil mi Gülşah? Yakalandınız evet. Değil mi o yaparken de? Ya da kaçın da yakalandılar? Evet. Kaçın da yakalandınız? Bilmiyorum. Ben bu hırsızlık yüzünden abla, bunun yüzünden ben Belcuma'ya yatıyordum. Karnımda bebekle beraber. İkinci çocuğu hamileyken. Sık sık böyle hani gidelim hırsızlık yapalım, tüp çalalım, onu çalalım, bunu çalalım diyor muydu? Hayır, şimdi bırakmış. Fatma, Ahmet otur, sağlık görevlileri gelirler. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım onu şimdi... çekmezsin, serbest bırakın. Fatma'nın serbest da... Bırakın. Ya bir sus ya, yeter ya. Ahmet, sus. Bence susmasın, Gülşah'ın açıklamalarını dinle. Tamam, siz dinleyin. Ha? Dinleyin siz. Bakın yani olay ciddiye vardığında hakkınızda iddialar ortaya çıkınca... Ahmet ve Fatma'nın tavrı bir anda değişiyor sevgili seyirciler. Tamam söylesin sen, ya. Sen bu kadar hani hakkında asılsız iddialarda bulunduğun şeyler hepsi boşa çıktıktan sonra... Karnınızda diyor ki, çocuğunuzu taşırken hırsızlık nasıl yaptırmaca hırsızlık yaptık diyor Ahmet. Duydun mu? Karnınızda bebeğini taşıyan kadına nasıl hırsızlık yaptırdınız? Ben Gülşah Hanım bir kere yaptık, o da ona sizin yüzünden. Başka da yapmadık. Ne yemin yüzünden ya? Ne yalan yüzünden? Siz yalan yüzünden. Evet, bana mı karıştın mı? Siz iradesiz misiniz? Annem mi söyledi? Siz iradesiz misiniz? Hayır, iradesiz misiniz? Yalan mı söylüyor? Hayır, Hülyan bir dakika. Kim dedi? Ben şu parayı kazanamıyor diye bana gitti de hırsızlık yaptı. Ben anam için değil. Duydun mu? Ananın borcunu ödemek için ikimiz de tüp çaldırdı. Biliyor musun? Ya iki tane söyle hangi borcu ödeyecek? Ben yapmadı, rahat ol. Tabii doğru ya. Sen çözüm yönde yaptırdın. Ahmet çalışır mı bak, peki? Anamı katma bak. Anamı katma. Ahmet, çok fena olur. Ahmet çalışır mı Gülşah'cığım? Efendim baba? Çalışır mı, çalıştırır mı? Neyi? Ahmet çalışmıyor. Evet, çözmüyor. İş yapmıyor. Nereden evet. Para geliyor size? Hırsızlıktan. Ya da dilencilik yapacaksınız. Şimdi iki tane Ahmet için kolay yol var. Küçük bebek varken de gidip dilencilik yapman en kolayı. Ben çok yaşadım abla ondan. Yapamadım, ayrıldım. Dövüldüm. Sokaklarda dilendiniz mi? Yok abla. Dövüldüm. Ben bunu sevdikten sonra dövüldüm. Ondan sonra gittim. Beni... Benden de çıkarsın lan. Benden de kaçtın. Sen yolda 25 yaşındaki adama beni satmadın mı? He? Kaç kendi para karşılığında? Senin şey anan satıyordu sizi. Bunu herkes biliyor. Sen ne yapıyorsun? Ben senin adını çok topladım. Çok sağa sola düştüm. Çok polis aldım. Gülşah, çok yerlerde siz buldum. Kendinizi de ameliyatı kabul ettim. Siz benim kendinizi sağlayın. Kimseyi biliyor musun bunları? Benim annem her zaman satmaz. Ben senin peşinde çok koştum. Çok dolaştım. Çok yoldan buldum. Git pislik nalet. Doğru söylüyorsun, haklısın. Tamam, sus ya. Bunlar annesiyle, benim annemle anlaşmış da, konuşmuşlar işte her şeyi. Faruk'la beni... Kendi de biliyor, Çağla'yı da bunu da annesi satıyordu. Çarşı her zaman satıyordu bunları. Ben topladım senin peşini. Ben topladım seni sokaklarda. Kim topladı? Eğer annesiyle ilgili... Fatma'nın parasını almak için gözünüzün önünde Ahmet şiddet uyguladı mı? Oturur musun Fatma böyle? Gel otur, şöyle otur. Şöyle otur. Otur git. Otur. Benim anam babam... Kardeşim, dur bir saniye. Satma. Annen seni satmıyor sonra. Değil mi? Satmıyor. Annem beni satıyor. Bahçeye. Dilekçe verdin. Faydan var mı? Şimdi Ahmet bir karar tamam, verelim. Tamam. Annesi bir dakika, bir dakika. Şimdi herkes birbiri hakkında o alt bandıda lütfen kaldırın. Şimdi Gülşah çok önemli bir itirafta bulunuyor ama araştırma. Sen annesiyle alakalı bunları söylerken araştırma. Bunu isteyen... Valla ben hepsini araştırdım Ahmetciğim. Tamam. Sen istismarcı oldun. Aile içi istismar karşıya çıktı. Hırsızlık karşımıza çıktı. Aynı zamanda bu kadını mağdur ettin, evden dışarı çıkartmadın. Bu kızı kendi abinle görüştürdüğün ortaya çıktı bak. Daha araştırırsam tamam. Altından neler çıkacak. Hayır, çıkartın, çıkartın. Çıkartalım. Bunun mahkemede, bunun mahkemesi bak annesi bunu sattığına dair. Bu kendi Allah verdi diye, kendinden beni satıyor be. Diye. Tüh, Allah annesi bunu kardeşiyle bunu sürekli satıyor. Sen de böyle bir kadınla, senin için bu kadar hani ahlak namus gibi konuşuyorsun ya böyle aralarda ne kadar çıkıyor Allah. Bilmiyorum. Sen de o zaman Gülşah'la beraber olmaya niye devam ediyorsun? Niye ikinci çocuğu yaptın? Ben bin kere söyledim ona, al çocuklarını dedim.
Ben dedim yalan. Gideyim beni bırak. Ben evet, bana dedi ki evlendim. Senin evinde, senin evinde. Dün niye jandarmayla ben çıktı bu kız? Ben bilmem onu, ben bilmem. O kendi niye bilmem. Jandarmayla çıktı? Madem sen bunu göndermek istiyorsun. Ben bin kere söyledim. Aa, yalan Esra desin. Abla. Bin kere git dedim. Ben evlendim Esra dedim. Abla. Al çocuklarına da dedim. İstemedi. Ya Ahmet beni konuşturma. Ekranda söylemeyeceğim şeyler var. Aynı evin. Yukarıda kimin yanında kalıyor? Biz kendi evimizde kalıyor. Kimin evinde kalıyor yukarıda? Kimin evinde kalıyor yukarıda? Hani sen yukarıda abimle. Niye abinin evinde kalıyor? Annem komple orada yatıyor. Çocuklar orada. Niye abinin yanında kalıyor? Hangi sıfatla abinin yanında kalıyor? Niye? Benim abimle bir alakası yok. Hangi sıfatla abinin yanında kalıyor? Ahmet beni konuşturma. Kalsın abim, onu kötü gözle mi bakacağım? İbrahim Bey'in eşi sen nerede? Sen niye bakıyorsun? İbrahim Bey'in eşi nerede? Esra'la. Kaçtı ha? Devirir miyim? Kime kaçtı? Söyle bitsin. Abime. Beni dinleyin Esra'la. Tamam. İbrahim Bey'in eşi başka diğer abinize mi kaçtı? Evet. Anladım. Şimdi ha. Ya artık böyle adlı adınca söylemeyeyim. Ekranlarda o kadar insan izliyor. Yani hani aile içi istismar dediğimde lütfen hepiniz de anlayın. Ama... Yani o değişkenlik söz konusu. Önemli bir şey söyleyecektin Gülşah, söyle. Esra abla, sakın o yalana inanmayın. Sinirden. O çok yalancı. Hı hı. Nerede demiş, sorun bakayım abla. Nerede demiş var çocuklarını alıp git diye. Bin kere seni söyledim. Evden kovuyor mu, sen gitmiyor musun? Ben evlendim dedim. Sen bana da evlen dedin, ben evlendim. Sen dedim bana evlendim. Ben de dedim ki abla. Evlendim, ben dedim, de evlendim. Çocuklarımı alıp da gideceğim dedim. Arkamdan geleceğim mi dedim. O da ben gittim, çocuklarımı aldım omuzumun içine. Ondan sonra yanına geldi Sekin'i, oraya doğru geldi, beni döve döve eve eletti. Hem de hortumla dövdü, şurada da hortum izi var benim. Bakalım, bende. Rapor alalım. Hı. Ben sana hiçbir zaman vurmadım, sadece bağırdım, çağırdım. Vücudundaki her bir zorlukta. Annem! Gülşah, dün Fatma çok önemli bir şey söyledi. Ahmet şu yakın zamanda, kaç gün önce demiştin, 10 gün önce mi ne dövdü? Hatta yüzünde morluklar vardı. 10 gün bile değil, bir hafta oldu. Bir hafta önce dövdü, yüzünde morluklar vardı. O yüzden kameranın karşısına çıkmasını istemedik dedi. Hı? Dün dedin ya. Yalan. Ahmet Gülşah'ı dövdü diye. Hı? Yüzü morardı dedi. Evet. Değil mi? Evet. Anlatmadın mı Fatma? Söylesene gerçekleri. Sana anlatmadım mı? He? Kime beni dövdü demedin mi? Ne? Ahmet beni dövüyor demedin mi? Kime dedi? Sana. Ne ya? Bana şiddet uyguluyor, beni dövüyor, beni göndermiyor dedi mi? Kime? Sana. Gülşah mı? Evet. Gülşah hiç benimle konuşmadı. Konuşmadı mı? Gülşah'la biz her gün kavga ediyor. Kaynanam bizi kuruyor. Kaynanam aha. Onun elinde kuruyor beni. Aha. Koruyor. Gülşah'ı dövüyorlar mı evde? Hayır. Ne kaynanam hayatım, onu? Hayatım sen dün dedin ki her kaşı gözü hatta şuraları falan da öyle mi dedi ya? Şuraları dedi. Morarmıştı için. O yüzden kameradan evde, saklıyor onu aslında dedi. Aslında biz senin sayende öğrendik Gülşah'ın evde olduğunu. Doğru geçen, abla doğru. Dün de önceki gün işte bana... Buraya gelmeden önce bana iki tane tokat attı. Güzel. Şimdi bak Ahmet diyor ki ben onu gönderiyorum. Gülşah gitmiyor diyor. Biliyor, Gülşah diyor ki ben o evden kaçamıyorum diyor. O zaman ya Ahmet göndermiyor ya da İbrahim salmıyor. Şimdi bir karar verin. Söyleyin. 10 gün önce kimin yanındaymış? Allah, Gülşah burada kimin yanındaymış? İbrahim yanında değil. 65 yaşındasın adamın yanında. Çünkü niye annesi sattı? Yalan bir mı? Bir şey söyleyeyim mi? Ağzımın elinden seni kaç sefer aldım. Ekranda kaç sefer jandarmayı aradım, beni de almaya geldim adamın yanına seni. Allah belanı. Gitme dedim adama, yapma dedi. Sokaktan. Gitme annenle bunu uyma dedim, ona bunu gitti. Ay bir durun be. Seni ben sokaktan topladım. Nerede sokaktan topladın? Sokak bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ben seni hiç yapamadım. Bakın. Sen oldun mu? He? Ben seni sokaktan mısın? toplaya bıktım. Sen bana sen evlendin. Çok... Almayacaksın. İki çocuk yaptım. Yapmayacaksın. Birlik yapmıyorum. Vereceksin kadın sığınma evine. Vereceksin polise. Sus. Bir şey ben yani. Böyle bir kadını buldum. Sokakta buldum diyeceksin. Bunu kadın sığınma evine. Koynunuza sokmayacaksınız. Siz yardım edecekmediniz buna. Abla, devlet var. Devlet bunu niye kovuluyor? Niye koynu evine alıyorsun? Bin İki çocuk ben, yapıyorsun. Bir kere kavgalar ettim. Teslim ettim. Alın çünkü, dedim. Niye kovmadılar? Çünkü sizden korkuyor beyefendi. Benden korkuyor. Sizden korkuyor. Ben yanınızdaki kadın. Ettim, yanınızdaki kadın dün itirafta bulundu. Evet. Açıkla Fatma. Açıkla. Dün ne dediklerini Ahmet olmadan açıkla. Açıkla. Kızım açıkla, korkma. Ay sen susun be, tamam susun. Bir şey söyleyeceğim. Fatma'nın açıklamalarının görüntüleri bende var. Fatma anlatmazsa ben yayınlayacağım. Tamam. Ahmet evet bir kere beni dövdü. O da paramı vermeyeceğim diye dövdü. Hem de tekme tokatla. Hayır ya sus evet. Be.
Gülşah'a da dövdü. O da Ahmet dedi ki çocuklarımı alamazsın dedi. Çocuklar benim dedi. Onun mu? Söyle bakalım. Evet onun. Değil. Sus sen geveze yapma. Bir saniye. Daha tamam. O çocuklarını almak istediği için Gülşah'ı dövdü. Evet Gülşah'ı dövdü. Sen paranı vermek istemediğin için Ahmet seni dövdü. Evet başka da bir şey yok. Başka? Daha başka ne olsun yok. Ya? Daha ne olsun? Başka? Ahmet bir tane daha var. Ahmet kapıya çıkmadan. Ben sana dedim Eser yola çıkayım. Sen evet. Ne dedin? Çok çıkamazsın dedin. Okula da yok ben çıkamazsın başka dedin. Şimdi Ahmet bu kadına ne şiddet uyguladın? Bana parasını şiddet uygulamadım. O kendi biliyor zaten. Niye bunu tokat attın? Bugün parasını almak isteyen yarı para getirsin diye onu sokaklara sokar. Hayır bir parası için dövmedim. Ben parası için dövmedim. O kendi biliyor. Sen para sana... Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Pardon. Orada ben buna bağırdım küfür ettim. Ben bunu parası için dövmedim. Parası hep onun olsun. Ben istemiyorum. Sen sana para gelsin diye sen her şeyi yaptırırsın. Evet siz haklısınız. Haklıyım biliyorum zaten. Haklısınız. Vallahi ben çok haklıyım. Söylediğim her şeyde haklıyım. Ama ne yaparsın ben... yapın biz boşanmıyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Siz ne yaparsınız boşuna. Sen zaten boşanmayacaksın. Fatma o evden kaçacak. Yok kaçmayacağım. Biz zaten orada yaşamayacağız. O köyde yaşamayacağız. Çok sev. Bunların hepsi kayıt altında değil mi sevgili seyirciler? Belki evlenmemiz iptal edilir. Çünkü bizim kanunumuza göre eğer evlenme sırasında hata, hile, korkutma varsa... Evliliğin iptali, ismi mutluluğunda konu verebilir. Yahsa yanınızda oturan hanımefendinin ben sadece bundan kurtulmak evlenmeye istiyorum. Sadece engel bundan olacak derecede bir rahatsızlığı ortaya çıkarsa, anne bunu ispatlarsa, vasisi olursa o boşanma davası açabilir ya da Cumhuriyet Savcısı ben devreye girip bu evliliğin iptali yolunda... Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Dava açabilir. Ben 10-15 gün sonra Faruk arıyor bizi. Neydi o Faruk'un söyledi? Faruk diyor ki eşim diyor Gülşah diyor yanımda diyor. Ya bir dakika. Beni çok seviyor diyor. Ya bir dakika bir diyor. Dakika. Yalan. Bıktım Ahmet, senden. Gerçekten o kadar rezil bir adamsın ki o çöplüğün içerisinde koktuğunun bile farkında değilsin. Evet, o kadar rahatsın sen. Esra sen çok rahatsın. Biz bu yayına artık katılmak istemiyoruz. Niye katılmak istemiyorsun? Niye? Bizi rahat bırakın. Biz mutlu yüzünü seviyoruz. Var ya. Ne sevgisi mutluyuz. Kardeşim 15 günde kim kimi seviyor? Esra'la. Biz seviyoruz. Ha? Biz seviyoruz. Sevmiyorsunuz kardeşim. Şiddet nerede? Şimdi seviyor. Hayatını almak için eşiniz yanınızda oturan resmi nikahlı ve %50 engeli olan eşiniz paramı vermediğim için şiddete maruz kaldım ben diyor. Ben eşim hiçbir zaman para için sevmedim. Hiçbir zaman para için ihtiyacım yok benim. Diğeri de şahit. Sahiplerim var. Sahiplerim. Ya bir dakika beni. Sahiplerim var. Parasını sevmeyeceğim. Tamam ben 10-15 dinliyorum. 15 gün sonra Faruk arıyor bizim Faruk. İsterseniz bağlanabilirsiniz. Cihan ve Cihan'la gittik biz. O saat 1.30'da 2'de gittik biz. Faruk arıyor. Ben bu çıktı efendim diyor. Dedi ki Gülşah benim yanımda dedi. Yalan. Ha, bir dur dakika be. Gülşah. Faruk benim, Gülşah benim yanımda. Gülşah beni seviyor, seni seviyor. Bu da dedi ki ne yapıyorsanız yapın umurumda değil dedi. Gülşah artık umurumda değil dedi. Ben Fatma'yı seviyorum. Ya bir dinle. Heh, tamam. Sonra Faruk dedi ki Allah aşkına gel de inanmıyorsan gel bak. Ben de dedim ki Ahmet gidelim bakalım var mı yok mu. Gittik biz saat 1.30. 12.000 mi bir arası gittik. Sen arabada Gülşah, Faruk, Cihan bunun arkadaşı. Cihan vardı. Beni Cihan abinin evine bıraktılar. O gün de arayıp soruşturabilirsiniz. Cihan'ı bıraktılar. Ahmet de bıraktı. Bu Gülşah... Ya, komşu mu? Ha, komşum. Evet Allah bizim komşumuz. Amcası mı? Gülşah'ı ben gördüm. Hapishanede çürüdü. Ağır değildi Gülşah. Gülşah böyle. Ahmet ben seni seviyorum. Çıktı ne kadarı çıkmadı bilmiyorum ama Gülşah yani Fatmacığım karşında görmüş olduğun Gülşah gerçekten sağlıklı ve normal bir birey değil. Değil. Çok çabuk kandırılan, ikna edilen bir insan. O çocuk gibi kandırılır.
Tamam mı? Kandırıldığı için de bu aileye düştükten sonra mağdur ediliyor. Yani sana şöyle söyleyeyim, kadın dayanışması yap, o kadının mağdur edildiğini gör. Bir şey diyeceğim. Yarın söyle. Faruk kaç. Tamam mı? Yok, ben yarın gelmeyeceğim ki. Gel gel, çok seviyorum. Yok, gel. Şey, aslında ben kışım buldum, kışım. Şimdi Gülşah devam edeceğiz yarın. Sevgili seyirciler, bugün programı bitiriyorum. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her türlü sorunuzda ben buradayım. Yalnız değilsiniz.